Benim evlenir misin? Kalk ya, kalk. Evet. Olamazdı. Emin misin? Evet. Bu lafını hatırlatacağım sana. Serkan Bey, iyi akşamlar. Biraz önce Melisa'nın avukatlarıyla konuştum. Boşanma kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanunu yola çıktı, biliyorsunuz. Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini bildirmiş avukatına. Lütfen müsait olunca beni arayın. Geliyorum şimdi. Nereye? Ya sen biliyordun değil mi? Gerçekten haberim yoktu Feris. Gerçekten tebrik ederim. Sağ ol Barış. Sen yok musun sen? Döveceğim seni. Neler yaptı bana ya? Allah'a tebrik ederim. Cüla teklifte. Dicle. Feris Hanım, tebrik ederim. Ya biliyordun değil mi? Hayır, bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Hatta beni buraya siz çağırdınız. Sete gel dediniz. Doğru. Ben çağırdım ya. Sen neler yaptın bana? Panik atak geçiriyorum falan. Yüreğimi ağzıma getirdin. Her şeyi o organize etti. Evet, her şeyi ben yaptım. Kabul. Ben yaptım. Biliyorum. Çok klasik olacak ama. Nikah ne zaman? Barış, biliyorum çok klasik bir cevap olacak ama en kısa sürede. Yani olabildiğince kısa sürede. Öyle mi? Öyle. Dicle, alabilirim. Çok teşekkür ederim. Şarjınız bitti. Telefonunuz kapandı. Haberiniz olsun. Tamam. Bir sorun değil. Ya bir de telefonu aldı elimden. Ne yapalım? Organizasyon. Ya ben bir dakika yönetmenle konuşmam gerekiyor. Tabii. Hocam siz ne yaptınız? Dur hocanın kabahat. Siz ne yaptınız? Şahidimiz olur musunuz? Sevgilim, sen iyi misin? İyiyim. Hiç inanmadım. Çıkınca anlatırım. Sence bizi ne zaman çıkarırlar buradan? Bilmiyorum valla. İşin var mıydı? Hiç konuşmayalım demiştin. Ne öyle değil yani. Sözün var mıydı? Acelen var mı? Bir planın var mıydı? Yok, ne sordun? Yemek yiyelim mi? Olur. Niye şaşırdın? Yani kabul etmezsin sandım. Niye teklif ettin o zaman? Hep buradan yürüyorsun değil mi? Yap teklifini, kabul etmesinler.
Israr et, peşini bırakmaz, sonunda başar. Beni bayağı araştırmışsın sen. Bunları da internetten mi öğrendin? İstersen vazgeçeyim bu yemek işinden. Kendini daha iyi hissedeceksen. Hayır canım, ne alakası var? Sen mekanı seç, ben uyarım. Tamam. Hı? Anlatacak mısın artık ne olduğunu? Serkan Bey ile Feris Hanım'ın telefonu bendeydi yani. Evet. Serkan Bey'in telefonu çaldı bir ara. Arayan Hatice Hanım ajansın avukatlarından biri. Sonra da mesaj attı. Serkan Bey'in boşanma davası vardı. Onun sonucunu yazmış. Sonucu dediğin? Boşanmadılar mı? Evet işte, ben de öyle biliyordum ama galiba Serkan Bey'in eşi boşanmaktan vazgeçmiş. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Öyle bir anda telefonu kapattım. En azından şimdi görmesin. E açınca görecekler. Evet biliyorum. Ama o an o kadar mutlulardı ki bozulmasını istemedim. Sevgilim, ben senin bu işe karışmanı istemiyorum, tamam mı? Sen hiçbir mesajı görmedin, hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı? Ama Feris Hanım'a söyler değil mi? Yani mesajı okuyunca söyler. Bilmiyorum ama bu işe karışmanı istemiyorum. Çünkü bu senin çözebileceğin bir iş değil. Boşuna üzülmeni istemiyorum. Duyuyor musun beni? Duydum, evet duyuyorum. Elimde değil, ne yapayım? Feris Hanım çok mutlu görünüyordu. Şimdi öğrenince her şey mahvolacak. Nereden biliyorsun? Çözülemeyecek bir şey değil ki bu. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır mesela. O yüzden vazgeçmiştir. Sen ne kadar kendini üstsen de bu senin çözebileceğin bir şey değil bir kere. Doğru, evet biliyorum. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani boş boş üzülmenin kimseye bir faydası yok. Aynen öyle. Söz ver bana. Bak bu işe karışmayacaksın. Sen hiçbir şey görmedin, bilmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Herkesi de ayarlamışsın. Kimse bozmuyor seni. Sen tabii böyle tatlının içinden yüzün çıkmasını bekliyordun değil mi? Evet. Onu unutamıyorum Serkan. Filiz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok. Her şeyi ayarlamış, tamam mı? Sanki böyle sette bir sorun varmış gibi Feris Hanım'ı arattırmış. Aa, ne kadar düşünceli adam. Evlilik teklifini bile size sektöre uydurmuş. Bakar mısın? Yani öyle yemek masasında çıkarmamış kadının önüne yüzüğü. Ha, evet, evet. Ne o yüzünden düşen bin parça? Uf, evlilik teklifi çok güzeldi. Gerçekten öyleydi ama sonra öyle bir şey oldu ki Meral. Ne gibi? Ne gibi? O sırada Serkan Bey'in telefonu bendeydi. Avukatından mesaj geldi. Hani boşanma davası vardı ya Serkan Bey'in. Hı. Karısı boşanmaktan vazgeçmiş. Aa! Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ya Feris Hanım o kadar mutluydu ki benim o an onun mutluluğunu bozmak istemedim, söyleyemedim o yüzden. E Serkan Bey ne dedi mesajı görünce? Bir şey demedi çünkü telefonu kapattım, şarjı bitti dedim, eline tutuşturdum. İyi yapmışım, ben de olsam öyle yapardım. İnsanlar bari bir gece mutlu olsunlar. Bana bak. Sen görmedin ha böyle bir şey. Karışmıyorsun. Barış da öyle dedi zaten. Bak aklın yolu bir. Karışmıyorsun. Söz verdim Barış'a. Söylemeyeceğim ama şimdi Feris Hanım öğrenince çok üzülecek Meral. Gerçekten ben onu çok seviyorum. Üzülmesini hiç istemiyorum. Keşke bilmeseydim. Konuşma yok mu? Uzmanlar şekilleri ilgili. Biliyorum hiç konuşmayacaktık ama. Biz? Biz bu konuyu kapatmadık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilmem öyle dediler ama. Belki de hala kovalıyorsun o işi. Kreş, sen bana geldin. Tamam dedin. Teklifimi kabul ettin. Şimdi düşünüyorum da ya samimi değildin ya da sonra vazgeçtin. Ha? Alakası yok. Ben sözümün arkasındayım. Yani işler tam olarak senin istediğin gibi gitmese de Ceyhun konusu bizim lehimize sonuçlandı mesela. Evet.
Bütün ikazlarıma rağmen Ceyhun ajanstan gitmesin dememe rağmen evet haklısın. Ceyda ben sana her dediğini yaparım demedim. Serkan konusunda yardım istedin. Ben de tamam dedim. Tamam dedin. Peki yardım edecek misin? Yardıma ihtiyacım var yani. Hayır yok. Ceyda ne istiyorsun? Yani Serkan'ı Egon'dan niye göndermek istiyorsun? Belki benim de senin gibi geçmişe dayanan bir husumetim vardır. Olamaz mı? Belki ben de intikam peşindeyimdir. Belki de bunların hiçbiri yoktur. Anlattıklarının hiçbiri doğru değildir. Klostrofobinin olmaması gibi mesela. Diyelim öyle. Diyelim haklısın. Peki. O zaman şu an ne yapıyoruz burada? Ne işimiz var bizim? Peki. Bir şekilde hayatına devam ediyorsun. İşe gidip geliyorsun. Kafanı dağıtıyorsun. Böylece düşünecek vaktin kalmıyor. O yüzden kendine sürekli yeni iş yaratıyorsun. Ben böyle yapıyorum, oradan biliyorum. Ama bazen hiçbir yere sığamıyorsun. Yalnız kalmak istemiyorsun. Bu gece de onlardan biri. Çünkü kızının doğum günü. O yüzden her şeyi bir kenara bırakıp kızının doğum gününü kutlayalım. Tamam. Tamam. İyi ki doğmuş kızım. İyi ki doğmuş. Nice yıllara Maya. Nice yıllara. Serkan Bey, iyi akşamlar. Biraz önce Melisa'nın avukatlarıyla konuştum. Boşanma kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanunu yola çıktı biliyorsunuz. Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini bildirmiş avukatına. Lütfen müsait olunca beni arayın. Ne yapıyorsun burada gizli gizli? Hiçbir şey. Niye bu kadar gerildin? Şaka yaptım. Yok yok, dalmışım yani. İyi misin? İyiyim Feris. Telefon kapalıydı ya, arayanlar olmuş, mesaj atmışlar falan. Onlara döneceğim tek tek, bir şey yok yani. İyi, tamam. Tamam, ben o zaman makyajımı yapıyorum, hazırlanıyorum. Ve birlikte çıkıyoruz, tamam? Ben senden biraz önce çıksam bir sorun olmaz değil mi? Yo, olmaz. Ya her şey yolunda mı Serkan? Yolunda yolunda Feris ya. Celal Bey aramış, mesaj atmış da ajanstan önce bir ona uğrayayım diyorum. Hepsi o yani. İyi, tamam peki. Her şey yolunda. Yolunda, yolunda. Ya bu Peri Masal'ın 1-2 bölüme final yapacak. Herhalde onunla ilgili konuşacak, anlamadım ben. Ajansa görüşürüz. Tamam. Ece günaydın. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Rüyanda mı gördün beni? Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii hayatım, evet. Ama önce ben bir tebrik edeyim, hayırlı olsun diyeyim. Neler olmuş dün akşam öyle ya? Ha? Aldım haberlerini. Sağ ol, sağ ol Ece. Sadece sağ ol mu? Kuru kuru. Ay hiçbir heyecan falan yok mu yahu? Ece beni bir dinler misin? Bu röportajı biraz ertelemeni istiyorum senden. Aa, ne oldu, neden? Ay Feris mi vazgeçti, sen mi vazgeçtin? Kavga mı ettiniz, ne oldu? Yok yok Ece, sadece birkaç gün ertelemeni istiyorum, hepsi bu. Ay hayatım, iyi olurdu ama yani...
Keşke daha önce söyleseydin. Ben girdim bile haberi sosyal medyada. Tamam, peki sağ ol. Ay Serkan, ne oldu? Yani bilmem gereken bir şey var mı? Yok bir şey. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hatice Hanım merhaba. Mesajınızı gördüm. 20 dakika sonra ajansın alttaki kafede buluşalım mı? Buyur abi. Sağ olasın. Provalar ne zaman başlıyor, okuma provaları? Anne sen de kaptın abi bu işi. Vallahi birazcık daha kalsan yakında menajerlik yapmaya da başlarsın. Prova önce değil miydi? Ne de demiştim, yanlış bir şey mi söyledim? Yok yok, doğru söylüyorsun anne. Ben zaten sinema ekibiyle bir toplantı yapacağım ama daha günü belli değil. Hah, senin yüzün gülsün de bana zaten. O yeter. Neyse o zaman ben kaçıyorum. Dur ben de seninle geleyim. Sen nereye geçeceksin, ajansa mı? Yok, ben bir Yusuf Usta'yı göreceğim, oradan da Dicle ile buluşurum. Hah, aklım sende kalmayacak. Nerede, ne yapıyor demeyeceğim, iyi. Barış, ne diyeceğim? Dicle ile bir konuşsan da yemeği falan alsak kıza. Ciddi misin? Evet. O kadar ayıp ettim kıza ya. Hiç söylenmeyecek şeyler söyledim. Neyse ki her şey geçti gitti, çok şükür. Sen bir Dicle ile konuş. Eğer uygunsa ailecek bir yemek yeriz. Tamam, sorarım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Annemin bu ani değişimiyle alakalı mesela. Ha. Yok. Ne bileyim, birden değişti çünkü eskisi gibi değil. Bak Dicle'yi tutuktu, şimdi hiçbir şey kalmamış. Ne oldu bir anda? Ya tamam oğlum, boş ver, gitme üstüne. Bak ne güzel tavrı da değişti. Hadi gel. Ya kesin bir şey var. Söylesene, ne oldu? İyi bak, söyleyeceğim ama delirmek yok Barış, tamam? Biliyordum ben ya. Ben bir şey olduğunu biliyordum ya. Ne oldu? Tamam, anlatacağım. Hadi yolda anlatacağım, gel. Ne oldu, söyle. Tamam, anlatacağım. Sakin ol ya, yürü, yok bir şey. Sabahtan beri telefonlarım susmadı Ceyda. Tahmin edebiliyorum. Hayır, Serkan'ı da anlamıyorum. Ortada fol yok, yumurta yok. Nasıl evlenme teklif ediyorsun? Bir de herkesin içinde. Rezillik ya. Yemin ediyorum rezillik. Ne yapmayı düşünüyorsun? Konuştun mu Serkan'la? Aradı. Aradı, açmadı. Madem sen hiç düşünmeden beni öyle rezil ediyorsun. Bak şimdi ben bu işi yokuşa sürmüyor muyum? Bu hayatta her şeyin bir bedeli var, öyle değil mi? Var tabii, hayatım var. Olmaz olur mu? Mutlaka var. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok Ceyda'cığım, çok sağ ol. Öpüyorum seni. Tamam tatlım, ben de seni öpüyorum. Görüşürüz. Hatice Hanım, anlatır mısınız? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Melisa'nın boşanmak istemediği için vazgeçme dilekçesi vermiş Serkan Bey. Ama biz konuşmuştuk Melisa ile, anlaşmıştık. Hiçbir problem yoktu. Ya tamam bak, bunlar önemli değil. Önemli olan şu. Mahkemeye gittik, hakim sordu. Ve avukat evet boşanmak istiyor dedi. Ben de boşanmak istediğimi söyledim. Ve hakim bizim boşanmamıza karar verdi. Yani ben anlamıyorum, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Haklısınız ama böyle bir seçeneği vardı. Boşanma kararının tebliğinden sonra kararın yasallaşması için 15 günlük bir süre var Serkan Bey. Bu süre içinde taraflardan biri vazgeçme hakkını kullanabilir. Yani bir dilekçe verdi, boşanmak istemiyorum dedi ve bu. Öyle mi? Biz hiçbir şey yapamıyoruz yani. Maalesef. Taraflardan biri vazgeçme dilekçesi verirse boşanma kesinleşmez. Melisa'nın da avukatı aracılığıyla bu hakkını kullanmış. Yani sonuç olarak mahkeme devam ediyor. Anladım. Hadi canım, sizden bir ricam var. Melisa'nın bunu duymasını istemiyorum. Ben Melisa ile konuşana kadar bunlar aramızda kalsın, olur mu? Nasıl isterseniz Serkan Bey. Günaydın. Hala atmadılar. Günaydın dedim. Ha? Ne dedin? Günaydın dedim. Günaydın Gülün. Ne izliyorsun sen? Hiç öyle komik kedi videosu. Kedi videosu mu? Kedi videosu.
Aç bakayım, ben de izleyeceğim. Bir saçmalama, hadi dönmesene. Bir sürü işimiz gücümüz var. Kedi videosu mu izleyeceğiz, hadi. Emrah, sen benden bir şey saklıyorsun. Ama bu ortaya çıkar. Çıkacak. Şimdi söyle, şimdi kurtul. Kesin bir şey saklıyorsun Emrah. Bir de bütün gece uyumamışsın. Gözlerinin altı şişmiş. Uyumadım ya, nasıl uyuyayım? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Hı. Emrah bütün gece uyumamış. Onu anlatıyordu bana. Emrah iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim iyiyim, merak etme. Bütün gece dizi falan izledim ondan. Ben bir elim üzüm yıkayım vereyim o zaman, tamam mı? Oldu değil mi? Kesin bir şey var. Ama anlatacak. Ya inanmıyorum ben. Ben çocuk muyum ya? Benden habersiz Filiz'le konuşmak ne demek? Senin iyiliğin için yaptı be oğlum ya. Ya sen yokken kadının halini bir görseydin var ya. Bak tamam. Filiz anlıyorum. Filiz söylemiyor bana. Dicle niye bir şey söylemiyor bana? Niye anlatmıyor bana bir şey? Tamam, ne yapıyorsun sen? Arıyorum Dicle'yi. Tamam adam oğlum, Dicle'yi. Barış bir dur. Bir bırak abi. Ya bir ben? Ya kız sen üzülme diye sustu Barış. Ne yapsa senin iyiliğin için yapıyor zaten. Ayrıca söylesen olacaktı ki? Ha? Ne bileyim, konuşurdum annemle. Ha, konuşurdun annenle. Konuşurdun. Yine delirecektin. Annemle gidip birbirinizi yiyecektiniz. Sonra gereksiz bir sürü gerginlik olacaktı. Kız bunu bildiği için söylemedi bir şey. Ayrıca ben de dedim söyleme diye. Çok sağ ol ya. Vallahi bak çok sağ ol, eyvallah. Ya bir dur, bir dur, bir dur. Bir iyi yönünden bak. Bak her şey yoluna girdi. Sen eş buldun. Ya annem bile yumuşadı, kadın anladı hatasını. Telafi etmeye çalışıyor. Ya bir de bu açıdan düşün. Kim bilir ne söyledi Feris'e? Ya ne diyecek? Gidişattan memnun değilim, ne yapacağız falan demiştir. Ne diyecek ki başka? Hiç emin değilim ondan. Şu telefonu mu ver bari ya? Bak vereceğim ama kızı arayıp kızmak yok ha. Yani konuşacaksan da gidip yüz yüze konuş. Aynen öyle yapacağım. Sen Ceyda Hanım'la konuşabildin mi zor yıllar hakkında? Aradım ağzını ama bir şey öğrenemedim henüz. Cemal'le konuştum ama, senaristle. Ha, evet. Vallahi baştan beri böyle bir fikrim yoktu. Bir anda ortaya attılar diyor. Ama hala bilmiyoruz neden bir anda fikir değiştirdiklerini. Yok hayır, ama öğreneceğim onu. Az kaldı. Sen de bir şey duyarsan haberin olsun. Tamam, merak etme. Raç Bey, toplantı başlıyor. Geliyoruz, gelin, geliyoruz. Tamam, ben de geçiyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Karanfil hakkında aldığımız karar bize çok olumlu yansıdı. Yaptığımız açıklamanın uzun süre konuşulacağından hiç şüphem yok. Kıraç, bunun için özellikle sana teşekkür ederim. Ben işimi yaptım. Ceyhun'la daha fazla çalışmam söz konusu olamazdı zaten. Uzun sürede iş bulabileceğini zannetmiyorum. Bulamazsın zaten. Bu tür insanları böyle böyle aramızdan ayıklayacağız. Haklısın Peride. Ben de bu konuda çok hassasım. Hep beraber hareket ettik ve bu tür davranışlara asla göz yummayacağımızı herkese göstermiş olduk. Peki, güncel konulara dönelim. Haberler sende Çınar. Haniko Gıda'nın reklam yüzü olarak İspanyol şef Jose Garcia seçildi. Jose ile biz daha önce başka bir reklam çekecektik ama çekemedik. Başka sebeplerden dolayı. Şimdi ama bu reklamı çekeceğiz. Öyle görünüyor. Yurt dışında başka menajeri var ama Türkiye'de biz temsil ediyoruz, öyle mi? Aynen öyle. Güzel. Zaten sen bütün gün onunlasın. Hep onunlayım. Peki, başka ne haberler var? Ben Selda ile görüşeceğim. Yeni teklifler söz konusu. Ceren'in o değişini var. Ben de onunlayım bugün. Hı hı. Benim de Barış'ın filmiyle ilgili görüşmelerim var. Zor yıllar. Ben de Barış'ın filmiyle ilgili yazışmaları yapıyorum. Bir de yeni bir oyuncu adayı var. Onunla görüşeceğim. Zaten Feris Hanım her şeyi biliyor. Harika. O zaman hepimize kolay gelsin. Tamam. Unutuyorsun. Emrah, yapma bunları. O kalem. Beyler, ben sabahtan beri dalgınsın. Şimdi de hiçbir şey söylemedin. Bir şey yok Feris. Bugün yeni oyuncular gelecek de. Yani onları düşünüyordum. Kim gelecek? Noni. Çok da yetenekli çocuklar. Menajerleri de yokmuş. Onlarla görüşeceğim. Sen niye Noni'lerle ilgileniyorsun Serkan? Feris, ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Peki sen öyle diyorsun. Hadi bakalım. İşimizin başına. Hadi.
Emrah. Ceyda Hanım. Ne haber tatlım, ne yaptın? Karar verebildin mi film işine? Ceyda Hanım, ben daha kimseye hiçbir şey söylemedim. Çınar Bey'in de haberi yok. Tamam canım, tamam. Bir şey demedim, sadece sordum. Sen karar verince bana söylersin. Ya da istersen ben konuşayım Çınar'la. Yok Ceyda Hanım, siz hiçbir şey söylemeyin. Çünkü biliyorsunuz benden böyle bir şey duyması daha doğru olur. Zaten ortada tam net bir şey yok şu an. Nasıl yok? Yani kabul etmediğim için resmi olarak bir şey yok Ceyda Hanım. Ben size en kısa zamanda haber vereceğim Ceyda Hanım. İyi. Hadi bakalım. Emrah. Ne istiyor yine senden? İyi, hiç öylesine konuştuk yani bir şey yok. Ben bir Çınar Bey'e bakayım, ne zaman çıkacağız öğreneyim, tamam? Sen bir şeyler çeviriyorsun Emrah. Ne çevireceğim ben Gülen? Al şunları. Hiçbir şey çevir. Sen bir şey çeviriyorsun ama ben bunu öğrenirim. Ben hiçbir şey çevirmiyorum. Alo. Emrah merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çalışıyoruz. İkide müsaitsen görüşelim mi? Olur müsaitim. Oh çok iyi oldu. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz teşekkürler. Vallahi yani Serkan Bey'in yüzünden düşen bin parça Jülide. Dün akşam da evlenme teklif etmiş öyle. Ne oldu Jülide bir anlamadım. Ay ne olacak Bekir abi? Yani ajansın işleridir, oyunculardır, görüşmelerdir. Onlardan birine gitmiştir aklı. Sen şimdi onu bunu bırak da bizi de düğüne çağırırlar mı acaba? Ya ne düğünü Bekir abi ya? Niye ya? Koskoca Feris Hanım öyle kuru kuru bir nikah mı kıyacak sanki? Vallahi artık herkes nikah yapıyor. Öyle eskisi gibi şaşalı düğünler yok. Ay yeni yeni adetler. Hoş geldin Barış. Selam, nasılsınız? Sağ ol, iyi. Çok şükür. Sen ne yapıyorsun Barış? İyi valla. Feris odasında mı? Odasında, odasında. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. İyi hadi. Ben de odama gideyim, Jülide. Hadi git bakalım. Feris müsait misin? Konuşabilir miyiz? Evet canım, gel. Annemin geldiğini bana neden söylemedin? Gerek duymadım çünkü. Neden? Annem geliyor, seninle konuşuyor. Senin haberin var. Dicle'nin haberi var. Ama ikiniz de bana söyleme zahmetine girmiyorsunuz. Sonra Barış neden sinirleniyor, neden kızıyor? Barış'cığım, nasıl öğrendin bilmiyorum. Kim söyledi onu da bilmiyorum. Ama önemli olduğunu düşünseydim sana söylerdim. Neden önemli olup olmadığına ben karar veremiyorum acaba? Peki ben de sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Bunu dert etmek yerine neden işine odaklanmıyorsun? O başka, bu başka canım. Peki tamam, seni iyi hissettirecekse sana şunu söyleyebilirim. Evet annen geldi, konuştuk. Senin için endişelendiğini söyledi. Ben de yakın vakitte işlerin düzeleceğini düşündüğümü söyledim. Olan biten bu. Daha da fazlası yok. O yüzden lütfen böyle gereksiz şeylere kafanı yormayıp bırakıp işine odaklanır mısın? Gayet kendimdeyim Feris. Aklım tamamen işimde ama böyle gizli saklı işler olunca ben bir geriliyorum yani. Yoksa gayet iyiyim, her şey yolunda. Hı hı. Her şey yolunda. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Jose Garcia ile görüşmeye gelmiştik de Çınar Bilgin ben. Bir haber verebilir misiniz kendisine? Bir saniye lütfen. Hemen bakıyorum. Tamam. Henüz giriş yapmamış kendisi. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Tamam. Ne bileyim şu arasana bir Jose'yi. Ara. Neredeydi bu numarası? Röter falan mı yaptı acaba? İnmedi mi daha? Yok, ben internetten baktım. Tam zamanında inmişti uçağa. Allah Allah. Kim alacaktı onu havalimanında? Bizim VIP'yi ayarlamıştık. Hayri abi alıyordu. Tamam, ara. Hayri abi ara. Hayri abi. Alo, Hayri abi nasılsın? İndiniz mi uçaktan? Geliyor musunuz? Yolda mısınız? Vallahi uçak ineli 40 dakika oldu. Bütün yolcular indi ama Jose Bey yok. Telefonda da cevap vermiyor. Ne diyor? Uçaktan bir sürü yolcu inmiş ama Jose inmemiş Çınar Bey. Nasıl inmemiş canım? Olur mu? Öyle... Ver bir bakayım. Bir dakika Hayri abi. Alo, Hayri abi. Selam, Çınar ben abi. Abi, Jose gelecekti ama sen acaba görmedin mi? Gözünden mi kaçırdın? Yok Çınar Bey, mümkün değil. Mutlaka görürdüm. Adamın fotoğrafı filan elimde. Ne yapayım ben? Bekleyeyim mi? Bekle abi. Sen bekle. Sen hiçbir yere gitme. Bekle. Ben sana haber vereceğim. Tamam, bekliyorum ben. Tamam, tamam. Sağ ol. Hadi bay bay. Ne oldu Çınar?
İşte yok, daha inmemiş Emre. Acil bir şey olmasın? Son dakika belki işi falan çıkmıştır. O yüzden binmemiştir uçağa. Ya Emre'ciğim, olur mu öyle şey? Jose'yi bilmiyor musun işte? Her seferinde böyle bir şey çıkartıyor. Toplantı var. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum Emre. Düşünüyorum şu anda. Ne konuştunuz Feris Hanım'la? Annemin geldiğini öğrendim. Hiç öyle kaçırma gözlerini. Biliyorum geldiğini. Tamam, geldi evet. Ama önemli bir şey olsaydı ben sana söylerdim, tamam? Feris de benzer şeyleri söyledi. Bak, gördün mü? Ya neden böyle yapıyorsunuz siz? Niye bir şey anlatmıyorsunuz bana? Her şey yolunda değil mi artık? Hem sen kendin demedin mi annem eskisi gibi değil diye? Evet dedim. Ama sen de hiçbir şey anlatmıyorsun ya bana. Ya annem seni kenara çekip konuşuyor. Bunu bile tesadüfen öğreniyorum. Ben senin üzülmeni istemediğim için söylemedim. Ben bir şekilde üstesinden geliyorum ama sen büyütüyorsun, kuruyorsun. Sonra asıl odaklanman gereken şeylere odaklanamıyorsun. Haksız mıyım? Senden saklamak değildi benim amacım. İyi, tamam. Ne tamam? Niyetinin kötü olmadığını biliyorum ama öyle arkamdan böyle işler çevirince ben biraz sinirleniyorum. Yapma işte yani. En baştan bana söyleseniz olay hiç buralara gelmeyecek mi? Tamam. Tamam, bir dahaki sefere söylerim, oldu mu? Madem bu kadar canın sıkılıyor, söylerim. Ayrıca benim annenle hiçbir problemim yok. Farkındayım. Yemeğe çağırıyor seni. Gerçekten mi? Evet. Ama gelmek istemezsen sorun değil. Ay, ne zaman peki? Bu akşam. Tamam. Birazcık işim var ama çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani ekstra bir iş çıkmazsa gelirim mutlaka. Sen artık asma suratını. Tamam, bak hepsi bitti gitti, artık üzülmeni istemiyorum. Ah, çok güzel. Hadi anlat bana. Vallahi ben de çok şaşırdım. Yani hiç beklemiyordum. Yağmur beni aradı. Panik atak geçiriyorum, hemen sete gelmelisin diye. Ben de apar topar sete gittim. Meğer Serkan herkese ayarlamış. Az önce izledim, biliyor musun? O kadar güzeldiniz ki, o ya, kadar mutlu görünüyordunuz ki. Dedim keşke yanlarında olabilseydim. Ya biliyorum hayatım, ben de öyle olmasını çok isterdim ama yani ne biliyorsun, planlı programlı gelişmedi. Yağmur için sete gittiğimde bana diyor ki, evlilik travmam var benim, ben bu sahneyi oynayamam. Ne evlilik travması? Ben de anlamaya çalışıyorum. Dicle ile ikimiz anlamaya çalışıyoruz. Erhan'la da birbirlerine girmişler. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Ama bütün setin haberi varmış. Harika. İnanılmaz bir şey. Feride. Canım. Hani ben sana... Bir daha hiç kimseyi bu kadar sevmeyeceğim demiştim ya. Hiç kimseye bu kadar güvenmeyeceğim. Hiç kimse... beni incitemeyecek. Hatırlıyorum. O kadar seviyorum. O kadar güveniyorum. Ben kendimi uzun zamandır bu kadar mutlu hissetmemiştim. Canım. Bak, bana söz ver, yine de böyle aklına derinlerinde bir yerinden böyle gene de bunun altından bir şey çıkar mı falan. Yapmıyorsun değil mi? Hayır. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Öyle şeyler düşünmüyorum bile. Sevdiğim adamla beraberim ve dünyalar güzeli bir kızım olacak. Ay ben demiştim. Bunu ben demiştim. Evet, sen demiştin, doğru. Tanıştırıyorum. Arya, Peride. Arya, Peride. Duydun mu? Peride. Halilciğim, merhaba bir tanem. Hoş geldin canımın içi. Senin o kadar güzel bir annem var ki. Sen çok şanslı bir çocuksun. Hayatına hiç kötülük uğramasın, olur mu benim biricim? Ay. Hep annen gibi mutlu ol, keyifli ol, güler yüzlü ol. Sana gülmek o kadar çok yakışıyor ki. Hep gül olur mu bir de? Melisa, bin kere aradım, telefonum kapalı. Bu sesli mesajı aldığın zaman bana geri dön. Çünkü neden bunu yaptığını anlamak istiyorum, tamam mı? Her şey yolunda mı? Yolunda. Bir şey mi isteyeceksin? Hayır. Yani önemli bir şey değil. Daha sonra gelirim. Sen biraz sinirlisin galiba. Yapabileceğim bir şey varsa... Yok sağ ol. Peki.
Çınar Bey, sizde bir tanıdığımın falan numarası var mı? Bir arayalım, öğrenelim neredeymiş. Aa, çok iyi hatırlattın Emrah. Gerçekten. Bende elçisinin numarası var. Ben elçisini arayayım, bir sorayım neredeymiş diye Emrah. Yani Çınar Bey, tamam biliyorum. Saçma bir şey söyledim ama geçen sene başımıza neler geldi biliyorum. Tamam. Yani biz niye sürekli bir gerilim filminin içinde gibiyiz Emrah? Niye bizim bir tane işimizde böyle sorunsuz, sıkıntısız, su gibi akıp gitmiyor? Şimdi tamam ama kötü düşünmeyelim Çınar Bey. Belki bir şey olmuştur. Telefonu sessizledir yani ne bileyim. Acil bir işe çıkmıştır falan yani. Emrah, İstanbul'a gelir gelmez nasıl acil bir işe çıkabilir? Bilmiyorum ki ben de. Çınar Bey, ben size bir şey soracağım. Sor. Sizce benden oyuncu olur mu? Emrah, gerçekten ben bazen seni anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten yani şu anda tek merak ettiğin şey bu mu Emrah? Ya öyle birden aklıma geldi sorayım dedim Çınar Bey, tamam. Zaten olmaz yani biliyorum. Yok canım olur, niye olmasın? Olur mu Çınar Bey? Olur tabii Emrah, etrafta bu kadar yeteneksiz insan varken senden de olur. Aşk olsun Çınar Bey, yüzüme yüzüme yeteneksiz mi diyorsunuz burada? Emrah gerçekten bak şu an hiç sırası değil. Ne olur? Haklısınız. Dur bakayım. Şu an... Geldi bir şey geldi. Umarım. Hoze! Oh be! Hozecim, nerede kaldın? Kinan, nasılsınız? İyi Hozecim, sen nasılsın? İyiyim, tamam. Emrah, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızla birinci dostum Çina ve onun yakışıklı asistan Emrah. Bunlar da... Tamam. Onlar da anlıyorum ben ama bizim hemen hazırlanmamız lazım Hoze. Hadi içeri gidelim, hazırlanalım, toplantı yapacağız, daha bizi bekliyorlar hadi. Ama bir kahve içseydik. Kahveyi maalesef içemeyeceğiz, kusura bakmayın çünkü hemen hazırlanması lazım. Hazırlanacağız, toplantı için bizi bekliyorlar ama Hozecim hadi. Olsun kızlar, yeni karşılaşırız. Bana hop. Hoşçakal tatlım. Hoze. Hoze. Akıllarını aldım Çınar'cığım. Aldın da bizim de aklımızı başımızdan aldın ama Hozecim. Bak seni bekliyoruz, telefonu da açmıyorsun. Niye açmıyorsun? İki güzel kadının yanında telefona konuşmak çok ayıp. Evet, anlıyorum. Haklısın ama artık hadi hazırlanalım, içeri geçelim. Bak bundan sonra geç kalmak, oyalanmak falan yok. Ben aşk adamıyım, ne yapalım? Mesela hazırlanabiliriz. İçeri geçelim, hazırlanalım. Ne dersin? Hadi, hadi Hozecim. Hadi hazırlanalım artık, gel. Ceren selam, çıktın mı? Çıktım, yoldayım, geliyorum. Sen ne yaptın? Ajansta mısın hala? Muhasebede ufak bir işim var, ben de çıkacağım birazdan. Şirkette görüşürüz o zaman. Ay buluşuruz, çok heyecanlıyım. Tatlım ben de seni görmeyi çok istiyorum ama hiç vaktim yok. Burası bildiğin gibi değil, sabahtan bir giriyorum akşama kadar koşturmaca. Zaten yerimde durmam biliyorsun. Var. Bir iki tane iyi proje var. Hatta ortak olmayı da düşündüm. Para kazanacağım bir şey yatırım yaparım tabii ki. Niye yapmayayım? Ay. Ha kim? Daha yeni bir projeye destek oldum. Bakalım onun bir sonucu gelsin de hele. Barış Havas'ın filmi. Hı. Gerçi orada da bir işler karışık. Annesi geldi çocuğun. Kariyeriyle ilgili sıkıntı var dedi. İşte bir kız peşindeymiş falan filan. Yani bir taşla iki kuş vurdum gibi oldu aslında. Biraz sallantıdaydı Barış'ın kariyeri biliyorsun. Evet. Hem kariyeri toparlar hem yurt dışı olursa tabii iş daha iyi olur. Bakalım göreceğiz. Sende ne haberler? Feris. Tebrik ederim. Serkan'la evleniyor musunuz? Teşekkürler. Erkekler işte. Takılma fazla. Efendim? Yani erkekler öyle bir heyecanla hemen evlenme teklif ediyorlar. Ertesi sabah acaba hata mı ettim falan diye düşünüyorlar. Geçer yani bir iki güne. Çok takılma.
şey, ben haberi hallederim anlatayım. Teşekkür ederim. Harrison, ben size bir şey söylemek istiyorum aslında ama söyle. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Belki bana kızarsınız diye tahmin ediyorum ya da gerçi bana kızmanız için bir sebep yok ortada ama. Pardon. Ah bir dakika Dicle, Ferize bana bir mesaj göndermiş. Bir dakika. Ne oldu? Ya Feride bana gelinlik bakmaya başlamış bile. Hani benim hiç böyle bir hayalim yoktu ki. Demek ki Peride'nin var. Ay tamam tamam, sonra bakacağım. Evet, seni dinliyorum. Feride Hanım, şey diyecektim, sabah gördüm ben de sizin evlilik teklifiniz haberlere düşmüş. Evet, yapacak bir şey yok. İsterseniz diyorum hani konuşup kaldırtabiliriz hemen. Neden? Yani özel hayatınızın paylaşılmasını sevmediğinizi biliyorum. Geçen sefer çok gerilmiştiniz, rahatsız olmuştunuz. Ama yani o zaman durumumuz farklıydı. Yani Serkan evliydi. Yani Ece de zaten evleneceğimizi yazdı. Yani bence uğraşmaya değmez. Evet. Tamam. Feride Hanım, benim birazdan çıkmam lazım. Sen nereye? Ben hani yeni oyuncu görüşmesi var demiştim ya. Evet evet, aklımdan çıkmış. Tamam, sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Feride Hanım nasıl öğrenmiş mi Serkan Bey'in boşanmadığını? Hayır Meral, öğrenmedi. Hatta çok mutlu. Öğrenince neler olacağını tahmin bile etmek istemiyorum. Dicle sakın, konuştuğumuz gibi sen bu işe karışmıyorsun. Aslında ben bir ara yanına gidip söylemeye çalıştım ama böyle bir şey nasıl da söylenir onu da bilmiyorum ben. Ay söyleme zaten Dicle, karışma sen. Her şey olacağına varır. Belki zaten hiç öğrenmeyecek. Keşke öyle bir ihtimal olsa. Serkan Bey öğrenmiş mi? Hayır, onu da bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hem de. Ama neyi, akşam bekleyeyim mi seni yemeğe? Hayır bekleme, ben bu akşam Barışlar'a gidiyorum. Barışlar'a derken? Ayla Hanım beni yemeğe davet etmiş. Aa, şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Gerçekten. Atıp tutuyordu bir süre, şimdi yemeğe mi davet ediyor? Ne olmuş, kafasına saksı mı düşmüş? Bence Barış için bir adım atmaya karar verdi. Ben böyle anladım. Verecek tabii. Sizin aşkınızın karşısında kimse duramaz kızım. Ah Meral. Neyse tamam, ben şimdi arabadayım, tamam mı? Seni sonra ararım, anlatırım her şeyi. Tamam canım, öpüyorum. Haber ver bana. Tamam canım, öpüyorum. Bay bay. Merhaba. Dicle'yle görüşecektim ben. Ajansta değil maalesef. Gelecek mi peki? Gelecek ama ben ne zaman gelir bilmiyorum. Notunuz varsa ben ileteyim kendisine. Bir saniye. Arzu dersin. Ben ararım onu zaten. Tamamdır, ben yazdım. Başka bir şey var mıydı? Seni bir yerden tanıyorum ama. Ya çıkaramıyorum. Hiç Tibet'e gittin mi? Ya da Paris. Amsterdam. Neden Cihangir değil? Ya da Taksim. Beşiktaş mesela. Onlar da olur tabii ama. Tibet olsa daha havalı olmaz mıydı? Oyuncuyum ben de. Yani belki oyunumu gelip seyretmişsinizdir. Oyuncu musun? Harika. Belki senden işe yarar tüyolar alabilirim. Ben de sektöre yeni giriyorum da senin gibi bir arkadaş ufkumu açabilir. Hem belki çok samimi olur, birlikte Tibet'e gideriz. Sen hiç Tibet'e gitmedin değil mi? Yani oyunculuk konusunda sana yardımım olur mu bilmiyorum. Çünkü işte benim de hala şansım dönmedi. Ama yani burada çalışıyorsun. Sana iş bulamıyorlar mı? İnan bana, yani oyunculuk öyle bir şey değil. Çok fazla şeyin aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor. İşte ben de o yüzden henüz hayalini kurduğum yerde değilim diyelim. Yol yakınken vazgeç diyorsun. Hayır, hayır. Aksine asla pes etme diyorum. Ha. Yani hiç belli olmaz bu işler. Hem sen Dicle'ye güven. O senin için en doğrusunu yapacaktır. Evet. Adını söylemedin.
Jülide ben. Arzu ben de çok memnun oldum Jülide. Görüşürüz sonra. Görüşürüz ben de. Pes etmek yok. Ben pes etmeyeceğim, sen de pes etmeyeceksin. Başaracağız. Başaracağız. Gel. İşte bu. Başaracağız. Hadi bakalım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Sim Bey. Çınar Bey anlatmıştır gerçi ama ben de bir üstünden geçmek istiyorum. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Tabii dinliyorum. Şimdi Hoze, bizim için en önemli mesele bu soslu makarna işi. Elif Hanım, siz istiyorsanız... kendinden soslu makarnalar üretiyoruz. Her makarna paketinin üstünde bir adet sosumuz oluyor, toz halinde. Sosları yapmak çok basit. Makarna yapmak zaten basit. Gayet eğlenceli olacak. Elemek önemli arkadaşlar. Bu, ben hayatıma bu felsefe adadım. Elince yoksa ben yokum. Yani sizinle tanışmayı dört gözle bekliyordum ama karşımda bu kadar da pozitif birini bulacağımı beklemiyordum açıkçası. Dört gözle nasıl beklediniz? Yani heyecan ve istekle beklemişler seni. Çok heyecanlanmışlar, çok istemişler. Onu söylüyorum. Sizi İstanbul'da biz birkaç gün misafir edeceğiz. Yarın zaten set günümüz. Rahat etmeniz için elimizden geleni yapacağız. Bir saniye. Teşekkürler, çok teşekkürler. Aslında iyi, bunlar önemliymiş. Sağ olun, kusura bakmayın. Hoca. Hoca, hoca nereye? Tuvalet ne tarafta acaba? Şurada hoca ama... Dört gözle gitmek gerek ya. Ya çok sempatik adam ya. Çınar Bey, yani bence doğru tercih yaptığımızı düşünüyorum. Sadece bir işinde ciddiyetle yaparsan bence mükemmel. Siz hiç merak etmeyin. Yani Jose son derece profesyonel, son derece disiplinli bir insandır. Zaten hepimiz tanıyoruz, dünya cümle bir şef. Yurt dışındaki menajeriyle de bağlantı halindeyiz biz. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşamadık. Bundan sonrasında da yaşamayız zaten. Mükemmel bir çekim olacak, bitecek, gidecek. İyi, hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Sen benim ne hissettiğimi hiç sormadın. Bu kadın ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yaşıyor senin umurunda bile olmadı. Hep kendini düşündün, hep. Ama bundan sonra ben de aynısını yapacağım. Başkaları için değil, sadece kendim için yaşayacağım. Çok teşekkür ederiz, elinize sağlık. Teşekkür. Kendini o kadar kaptırıyor ki oynarken. İlgilenmemek elde değil. İyi günler. Nasıldı, izleyebildin mi? Harikaydı. Gerçekten. Ceren Hanım, nasıl diyeceğimi bilemiyorum ama sizi izlerken bir anda koptum gittim sanki. Bambaşka yerlere gittim. Harikaydınız. Ya çok teşekkür ederim. Bence gayet iyiydi. Kötü. Yani hem sesi güzel hem de duygu ve... Başlarda biraz böyle tedirgin gibiydim ama sonradan topladım gibi. Ha, ne diyorsun? Yok, sen öyle gelmiş. Ben baştan sona izledim. Aslı Hanım, size zaten. Abi. Ondan sonrası su gibi aktı. Ne diyorsun peki, sence yani alabilir miyim böyle? İnşallah. Ben çok umutluyum. Hoş geldiniz. Merhaba. Vaktim var mı? Bir çay kahve içelim mi? Olur, içelim. Ben bir lavaboya uğrayayım, sonra kapıda buluşalım. 60 kiloyum. Tamam. İzmirliyim. Dışarıda bekliyorum ben. Tamam. Bir reklam filminde oynadım. Ve bir ses yarışmasında birinci oldum. 60 kiloyum. Evet, 4 yabancı dil biliyorum. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca. Son konseptimiz de bir öğrenci evi. Hmm. Öğrenci arkadaşlar evlerine giriyorlar. Evde hiç yemek yok. Ve tam o anda Jose bizim soslu makarnalarla beraber içeri giriyor ve sloganı patlatıyor. Ekle, bekle, afiyetle ye. Ve tabii sonra da mutfak masasında hep beraber bizim makarnaları yiyorlar. Çok güzel, çok güzel. Zaten... öğrenci evi demek biraz da soslu makarna demek. Evet. Değil mi? Çıkıp Hoze'ye baksana. Çok affedersiniz, benim bir görüşme yapmam gerekiyor. Ama çok kısa, hemen geleceğim. Evet, tabii. Çağır. Tamam.
İsmi çok orijinal. Acı çok orijinal. Evet. Alo, merhaba. Nasılsın Emrah sen? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ya ben bugün görüşmeye gelecektim ama kendimi biraz rahatsız ediyorum. Acaba yarın ertelesek olur mu? Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz, sağ olun. Buse. Sen benim ne hissettiğimi hiçbir zaman sormadın. Bu kadın ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yaşıyor umurunda bile olmadı. Hep kendini düşündün. Bundan sonra ben de aynısını yapacağım. Başkaları için değil, kendim için yaşayacağım artık. Kestik. Kolay gelsin. Buralarda sıcak kanlı, böyle biraz çapkın. Yakışıklı bir beyefendi gördünüz mü? Maalesef görmedim. Ama siz görürseniz bana söyleyebilirsiniz. Nasıl? Şaka yapıyorum. Jülize, bu dosyayı Mehmet Bey'e gönderelim, imzalasın. Sonra da bugün içinde geri gelsin buraya, tamam mı? Çok önemli. Tabii ki, sanırım. Hoş geldiniz Celal Bey. Hoş bulduk Jülide. Celal Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim Feris, sağ olasın. Evleniyor musunuz? Tebrik ederim. Teşekkür. Gördüm haberleri. Teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Yeni işe başlıyormuşsunuz. Sağ ol, sağ ol. Peri masalım bitiyor. Yazlık bir iş yapacağız inşallah. Evet, evet, biliyorum, Serkan bahsetmişti. Ama siz konuşmuşsunuzdur. Neyi? Finali konuşacaktınız bildiğim kadarıyla. Sabah toplantınız vardı. Yok, ben Ceyda Hanım'la görüşmeye geldim. Aa, ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Ya bazen ben kendi adımı bile unutuyorum Feris. Bugünlük koşuşturmalardan normaldir. Haklısınız. Celal Bey, Ceyda'nın odasında sizi bekliyor. Sağ ol Jülide. Görüşürüz Feris. Görüşürüz. Neredesin? Ayol. Baktım zaten. Jose. Jose. Jose neredesin ya? Emrah. Nerede? Çınar Bey, her yere baktım. Yer yarıldı sanki. İçine girdi. Hiçbir yerde yok. Kimse de görmemiş. Allah Allah. Şaka gibi. Yani görüşmeye geliyoruz. Adam ortadan kayboluyor. Bak buradan da gittiysen yanlarız Emrah. Yok Çınar Bey. Nereye gidecek? Yani buradadır. Ne bileyim canım. Tuvalete diye çıktık. Gidiş o gidiş. Nerede bu ya? Üstüne biraz krema koyarsak daha lezzetli olur. Taşam olmuş. Bayıldım. Harikasın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kuzeciğim. Çınar gel. Geleyim de sen neredesin? Seni bekliyoruz biz. O zaman hanımın kendi tariflerimde birini yaptım. Kremalı soğuk kahve. Tabii içinde birkaç puf noktası da var. Onları söylemin. Jose'cim, acaba toplantıdan sonra mı devam etsek biz ha? Sen ya. Jose'cim, ama biz seni bekliyoruz bak. Gel gidelim, toplantı yapalım, insanlarla konuşalım. Sonra sen sabaha kadar yaparsın kahveyi. Tamam, hadi. İyi fikir. Sizi yerine görebilir miyim? Tabii, ben hep buradayım. O zaman sonra görüşürüz. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Bugün ne kadar gördüm? En güzel gözleri. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Jose, dur. Alanımızda. Jose, bu böyle ne kadar devam edecek? Kahve mi? Hayır Jose'cim, bu durum böyle ne kadar devam edecek? Bak insanlar seni bekliyor. Toplantı yapmaya geldi. Sen kızlara kahve yapıyorsun. Her kadının bir kusuru vardı. Ne? Her kız kadının bir kusuru varmış işte. Yok, o kadar kusur kadı kızında da bulunur derler. Öyle ne? Boş ver, tamam. Hadi gidelim. Hadi, hadi artık. Hadi, gel. Hadi artık. Vallahi biraz böyle tedirgindim aslında. Hani oldu mu olmadı mı tam diye de. Benden sonra giren kızı görünce rahatladım. Sen ne zaman? Tuvalete gittim ya. Orada işte... Tesadüfen ben öyle şey. Ceren gizli gizli rakibinin audition'ı mı izledin? Yani olmuş olabilir öyle bir şey ama biz sonuca odaklanalım. Sonuç gayet harika, değil mi? Yani bu iş için sadece iki kişi çağırmışlardı. Biri ben, biri de... Asuman. Asuman genç. Hı hı. Modellik yapıyor, bayağı bir sosyal medya takipçisi var. Oyunculuk deneyimi hiç yok. Evet, ben de baktım böyle işte reklam falan, tanıtım öyle şeyler yapıyormuş. Hmm.
Sadece iki kişi çağırmışlar diyordum. Yani diyorum ki o yeteneksiz kızı seçmeyeceklerine göre iş benim diyebiliriz. O yüzden arkamıza yaslanalım ve bekleyelim. Herhalde en geç yarın belli olur değil mi? Sen ne diyorsun? Bekleyelim diyorum. Beklerken de şartlamayalım kendimizi. O ne demek şimdi? Celal'cığım ben de senin seçileceğini düşünüyorum ama hep bir açık kapı bırakmak lazım. Yani bizim sektörün sağ solu belli olmaz biliyorsun. Yani biliyorum da o yeteneksiz seçmenin imkanı yok. Bak kötü değildi yani. Korkunçtu yani. Onu başta seçerler baya kendi ayaklarını sıkmış olurlar. Efendim Arzu. Dicle nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma ben toplantıdaydım o yüzden açamadım telefonu. Sorun değil. Ya ben ajansa da uğradım zaten ama dışarıdaymışsın. Haber geldi mi diye soracaktım. Ha, henüz bir haber yok ama ben haber gelir gelmez seni arayacağım, bilgilendireceğim zaten. Hiç merak etme. Dicle olacak değil mi? Ya seçecekler beni çünkü çok beğendik demişlerdi. Yani acayip iyi şeyler söylediler. Arzucuğum şimdi bu işin içinde bazen durumlar... Bazen ne? Aa, hayır dediler kesin. İstemediler. Hayır hayır yok öyle bir şey dedim ya haber yok diye. Sen rahat ol. Ben mutlaka haber gelir gelmez seni arayacağım ve bilgilendireceğim seni. Dicle beğendik dediler. Bayıldık dediler. Seçmezlerse basarım o şirketi ben. Hayır hayır Arzucuğum bak şimdiden sinirlenmeye hiç gerek yok. Bu iş olmazsa başka iş olur. Mutlaka sana göre bir rol çıkar. Öyle mi diyorsun? Tabii çıkacak. Hiç merak etme. Ben sana uygun bir rol bulacağım. Tamam? Söz veriyorum sana. Aradıklarında da hemen seni arayacağım, bilgilendireceğim. İyi tamam. Peki. Bekliyorum o zaman ben. Görüşürüz. Tamam. Hoşça kal. Cemal'le biz uzun uzun konuştuk hikayeyi. Barış Havas da bizim çok sevdiğimiz bir oyuncumuz. O yüzden çok önemsiyoruz bu projeyi. Feris'in oyuncusu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru, doğru. Barış son zamanlarda yaşadığı olaylar yüzünden oldukça hassas bir dönemden geçiyor. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Performansı etkilenmeyecek ama. Tabii ki etkilenmeyecek, hiç şüpheniz olmasın. Bu yüzden zaten biz bütün Ego Ajans menajerleri olarak yakından ilgileniyoruz Barış'la. Filmin yurt dışında çekilmesine de çok olumlu baktı. Sanırım Feris de onunla birlikte gelecek Belgrad'a. Yalnız bırakmayacak Barış'ı. Mutlaka yanında bizden biri olacak, o konuda sıkıntı yok. Benim sizinle asıl konuşmak istediğim konu Cemal'in bu projedeki değişikliklerle ilgili olan tavrı. Cemal sizinle mi çalışıyor? Yeni çalışmaya başladık artık benimle birlikte. Cemal hikayesi tamamen buralı bir hikaye. Yani içinde öyle gurbetçi teması falan yok. İşin açıkçası benim de öyle bir fikrim yoktu. Burada çekilecekti. Ceyda Hanım'ın teklifiyle başka bir yöne evrildi proje. Sponsorların ve yurt dışı ayağıyla festivallerin önü açılabilir dedi. Bu yüzden kabul ettiniz. Yani burada işler böyle. İki tane yabancı ortak buluyorsunuz, bir sponsor ayarlıyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız, hiç hayal etmediğiniz yerlere gelmiş. Ödüller alıyor, festivallere gidiyor. Peki neden özellikle bu film? Aslına bakarsanız özel bir nedeni yok. Üzerine uzun uzun düşünmedim. Teklif güzeldi, neden olmasın dedim. Neden olsun? Anlamadım. Çünkü bence filme bir katkısı olmadığı gibi zararı olacak. Yani senaryonun tekrar revize edilmesi gerekecek. Çekimler istediğiniz takvimde başlayamayacak. Süreç uzayacak. Kim bilir başka ne problemler çıkacak ortaya. Bu yüzden bence zor yılları festival filmi yapmak için zorlamaya gerek yok. Benim başka bir fikrim var. Daha doğrusu bir teklifim var size. Çınar Bey biz biraz abartmıyoruz. Reklam ver özelini 5 yıl zaten. Tamam bırakalım gidelim artık. Yok Emrah. Reklamı çekene kadar dibinden ayrılmayacağız. Bak bir an bıraktık sonra ne oldu gördük. Nerelerden topladık. Tuvalet dedi mutfaktan çıktı. Pantolon deneyeceğim dedi kafelerde bastık. Aynen öyle. O yüzden Hoze nereye biz oraya. Dibinden ayrılmıyoruz. Tamam Çınar Bey. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Süper. Hoze'cim çıkmıyoruz. Ama yemek yiyecektik. Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz ama dışarı çıkmıyoruz. Yemeği odada yiyoruz. Niye biliyor musun? Bak ben bu otelde daha önce kaldım. Yemekleri şahane. Gerçekten yemekleri de süper. Oda servisi de çok iyi. O yüzden bu odada yiyoruz. Oda servis mi? Evet Ozeciğim ama biliyorsun sen çok yoruldun ettin bugün. Biz o yüzden böyle bir karar aldık. Hiç merak etme çok güzel yemeklerim. Muhteşem olacak. Ben hiç yorulmadım. Aa yoruldun. Sen yoruldun farkında değilsin. Gel gel şöyle. Sen yorulmaz olur musun? Hepimiz yorulduk Oze. Sen de yoruldun. Yani hepimiz yorulduk Oze. Tamam. O yüzden
odadayız. Odadan hiç çıkmıyoruz. Bugün burada güzelce dinleniyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Sonra yarın reklamı çektikten sonra istediğimizi yapabiliriz. Dışarı çıkarız, yemek yeriz, eğleniriz. Ne istiyorsan yaparız. Alıştık. Süper. Tamam. Emrah, o zaman sen yemekleri hallet. Hallediyorum Çınar Bey hemen. Tamam. Uze Bey. Tamam. Menü göster, menü olur. Şunu, nerede menü? Kaçtı, oda numarası kaçtı. Ha, bak, şunlara bir bak. Bir bak. Ya nereden aklına geldi bu fikir? Ya da kiminle konuştu, kim akıl verdi Ceyda'ya bilmiyorum ama... filmle bir ilgisi yok diye. Ben de yapımcıyla konuştum. Ha, ne zaman konuştun? Bugün. Kimsenin haberi yok, ilk sana söylüyorum. Festivalde ödül alsın diye film çekilmez ki. Ha, istediğini yap. İstersen git dünyanın öbür ucunda çek filmi. Anlattığın hikaye önemli. Yoksa destekmiş, sponsormuş falan. Boş işler bunlar. Ya biliyorum. Zaten bana da o kadar anlamsız gelmişti ki bir anda böyle bir değişiklik. Zaten Feris Hanım da Barış'ın kariyerine faydası olacak diye ses çıkarmadı. Konuşacağım ben Feris'le. Tasarlandığı gibi burada çekilecek bu film. E ama kabul edecekler mi ki bunu? Prensipte okeyleştik bile. Ha, nasıl? Benim çalıştığım senaristlerden birinin bir projesini önerdim onlara. Londra, Berlin, Paris üçgeninde geçen bir hikaye. Yani madem kafalarında böyle bir fikir var, gerçek bir festival filmine para yatırmaları daha doğru olur. Çok sevindim. Sen yine de Barış'a şimdi bir şey söyleme. Bir netleşsin. O zaman konuşalım. Tamam. Söylemem ona. Tamam o zaman. Evde görüşürüz. Ben çıkayım. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Meral ne oldu Bil? Barış sana evlenme teklif etti. Hayır Meral, yok öyle bir şey. Demiş ya bu daneki diye. Öyle demedi ama. İşte anladım seni, işte hatırlatacağım sana demiş, görürsün demiş. Aa, senin nasıl bir hayal gücün var acaba? Ben hiç anlamıyorum seni. Niye bozuyorsun ki şimdi Dicle? Ya sen beni bir dinleyecek misin? Tamam dinleyeceğim, hadi anlat. Şimdi babam Zor Yıllar'ın yapımcısıyla konuşmuş zaten. Daha önce senaristiyle de bir araya gelip görüşmüştü. Ve filmi burada çekecekler. Meral Mersin'e gitmiyorlar. Ay çok sevindim ya. Barış ne dedi? Sevindim mi? Haberi var mı? Hayır. Henüz haberi yok. Netleşinceye kadar ona söylemeyeceğiz. Aa, minnoşum. Hadi gözün aydın. Vallahi çok sevindim. Hadi dur. Bir dakika, Barış arıyor Meral. Kapat. Efendim sevgilim. Neredesin? Ben ajanstan çıktım. Arabaya doğru ilerliyorum. Sen neredesin? Her seferinde bunu nasıl yapabiliyorsun? Beni. Sen gittin mi tamirhaneye? Evet gittim. Bütün gün söktak yaptık Yusuf Usta'yla. Ha. Hatta eğer bir gün işsiz kalırsan çıraklıkta gelecek vaat ediyorsun dedi, biliyor musun? Sen eline attığın her şeyde gelecek vaat ediyorsun. Sen var ya o kadar yeteneklisin ki senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Mesela şimdi bana çok güzel bir pastane bulacaksın. Öyle mi? Evet. Öyle eli boş gidilmez. Annen neli pasta seviyor, meyveli çikolatalı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ben neli seviyorum? Çilekli ve? Ve? Beyaz çikolatalı. Attın bence. Hayır. Ama tuttu. Biliyorum. Çınar Bey. Hı. Çınar Bey hadi uyanın. Dur 5 dakika dur. Çınar Bey 5 dakika falan yok, hadi uyanın tamam Çınar Bey. Heh. Nerede Oze? Vallahi telefonla konuşacağım dedi, çıktı Çınar Bey özel bir konuşmaymış diye. Kaç dakika oldu? Siz uyuyalı mı? Emrah dışarı çıkalı kaç dakika oldu? Ha, 15 dakika falan oldu Çınar Bey, çok olmadı. Allah. Ay. Aradığınız kişiye şu an... Al işte Emrah, kapalı telefonu. Ay, özür dilerim Çınar Bey. Özür dilerim, ne yapıyorsun burada? Ay. Emrah. Özür dilerim, geldim. Kolay gelsin. Jose Garcia buradan geçti mi, gördünüz mü? Tahminen 15-20 dakika önce lobiye indi, taksi çağırdı. Ha, nereye gitti peki? Hiçbir şey söylemedi bize. Tamam, çok sağ olun. Rica ederim. Yani Emrah, gerçekten bravo. Bravo sana Emrah'cığım. Yani 2 dakika bir içim geçti, hemen adamı kaybettin. Çınar Bey, ben nereden bileyim? Koskoca adam peşinde mi koşacağız her dakika? Emrah, koştuğumuz halde kaybettik adamı. Koşmasak acaba kim bilir neler olacaktı? Tamam, Çınar Bey iyi düşünelim. Belki bir şey yoktur, bir yere kadar gitmiştir, gelecektir. Tamam Emrah'cığım, sen iyi düşün. Benim iyi düşünecek bir halim de kalmadı. Acaba şu anda nerede, ne yapıyor, kiminle? Ay.
Hiç gerek yoktu pastaya falan, biliyorsun değil mi? Olmaz öyle, eli boş gidilmez, ayıp. Sen biraz gergin misin? Yo, değilim. Kiminle yazışıyorsun? Arzu diye bir yeni oyuncu adıyla çalışmaya başladım da ben. Eris mi? Hayır, Emre arıyor. Ne oldu ki acaba? Bak, kesin önemli bir şey olmuştur. Kesin sen gitmeden çözülmeyecek bir problem vardır. Acilen gitmen gerekiyordur çünkü biz buluştuk. Tamam, tamam, tamam. Açmıyorum. Ya. Evet. Ne önemliyse? Önemliyse ikinci kez arasın. Şu an duymuyormuş gibi yapıyorum ben. Aç hadi, aç. Efendim Emrah. Dicle neredesin? Çıktın mı ajanstan? Evet, çıktım. Ne oldu? Tamam, buraya gel. Acil yardımına ihtiyacım var. Evet. Tamam, dinliyorum. Anlat. Kıraç Bey, ben gelmek üzereyim şimdi. Tamam, tamam. Ben de çıkıyorum şimdi. Hayır, siz gelmeyin. Dinlenin evde. Kıraç Bey, niye geleceksiniz ki? İyiyim, Gülüm. Ben iyiyim. Acil olmasa zaten Çınar çağırmazdı. Evet, ben de ona şaşırdım doğrusu. İnşallah kötü bir şey yoktur tabii. Ya siz yine de gelmeyin Kıraç Bey. Lütfen, rica ediyorum. Ben bir şey olursa sizi arayacağım. İyi, tamam. Ajanslıyım ben. Bir şey olursa haber ver ama. Tamam. Aradığınız kişiye şu... Yok, kapalı. Hala kapalı. O telefon bu gece pek açılmaz Çınar Bey. Aferin Emrah. Gerçekten aferin sana. Ya şey bana patladı. Şaşırdım. Şaşırmadım zaten. Hayır, bir story falan attığı da yok. En son paylaşımı bir kadınla, o da sabah. Bakayım. Şu bak. Göster. Görüşmeye gittiğimizde yapım şirketinde çektirmiş bunu. Efendim Peride'cim, Peride'cim. Çınar'cığım, Jose'den haber var mı yavrum? Yok Peride, vallahi telefonu kapadı, dışarı çıkmış. Hiçbir haber yok. Peki Ceyda'yla ya da Serkan'la konuştun mu? Peride, gerçekten şu anda hiç onların dırdırını çekemeyeceğim. Hayatım, biliyorsun yani bir şekilde bir yerden duyarlar. Sonra daha çok canını sıkmasınlar seni. İyi, tamam canım, duyarlarsa duysunlar ya. Benim tek derdim Jose'yi bulayım, yarın sabah sete yetiştireyim, o. Başka bir şey istemiyorum. Peki canım, peki sen bilirsin yavrum. Tamam canım, hadi haberleşiriz. Hadi bay bay, bay bay. Biz... Evet, belli ki duymuşsun. Evet, duydum. Daha önce çok oyuncu kaybettik ama ilk defa bir oyuncuyu bu şekilde kaybediyoruz. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Şimdilik yapacak bir şey yok. Efendim Feris. Neredesin Serkan? Gittin mi otele? Hayır hayır, önce bir emniyete uğrayacağım, bir arkadaşla konuşacağım. Ya yapabileceğim bir şey varsa ben de geçeyim otele. Yok yok, sen dinlen, tamam mı? İyi peki, tamam. Ama bana ihtiyacın olursa lütfen söyle, tamam mı? Hadi görüşürüz. Çınar Bey, içecek bir şeyler ister misiniz? Ben alayım geleyim. Yok Emrah, hiçbir şey istemiyorum, sağ ol. İçecek falan da istemiyorum. Ben senden bir şey istedim, onu da yapamadın zaten. İstemiyorum hiçbir şey. Sağ ol. Çınar Bey, gel otur. Bana patlat etmişsin. Hayır, o şimdi biraz sinirli. Normal. Merhaba. İyi akşamlar. Haber var mı? Emrah haber verdi de hani belki bir yardımımız olur diye. Ondan geldik, Barış'la birlikteydik. Ha, iyi yaptınız. İşte çıkıp arayacağız. Tamam, öyle yapalım. O zaman biz Dicle'yle yakınlardaki mekanlara bakalım. Tamam, süper. Emrah, o zaman biz de şu taksi durağına gidelim. Taksicilerle konuşalım, belki buluruz Jose'yi. Hadi. Ben tamam. Ne yapacağım? Ben de sizi ne diyeceğim o zaman? Hadi, hadi gel. Hadi, gidelim o zaman. Tamam, hadi. Barış, acaba anneni mi arasam ben? Niye? Nasıl niye? Bir sürü hazırlık yapmıştır. Çok ayıp oldu şimdi. Yok, ben aradım ona, her şeyi anlattım. Sen merak etme. Şu Jose'yi bulalım da biz, gerisi önemli değil. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Niye güleceğim ki? Baksana şu halimize. Zaten doğru dürüst görüşemiyoruz seninle. Şimdi bir de kayıp şefin peşine düştük. Bir de hiçbir yerde bulamıyoruz. Şansa bak ya. Belki Emrah'la Gülüm bulmuştur diyeceğim ama bulsalar ararlardı herhalde. Bak şurada diye bir mekan var. Bir de oraya bakalım. Çok popüler değil ama yine de bir şansımız, deneyelim. İyi, tamam. Gidelim. Gidelim tabii. Başka bir şey dedi mi sana Barış? Ya zaten Çınar'ın oyuncularından biriymiş galiba.
Adam yabancıymış. Gelmiş ortadan kaybolmuş. E arasınlar. Barış'ın ne işi var ki, anlamadım oyuncu peşinde. İşte anne Dicle ile birlikte aramış. Yani çocuk yardım etmek istedi herhalde. Of. 40 yılın başı hep beraber bir yemek yiyecektik. Olsun. Neyse bunlar son günleri. Kimin? Barış'ın. Yakında gidecek zaten. Böylelikle bu buluşmalar, birlikte oyuncu aramalar falan bitecek. Anneciğim ya, yani diyelim ki gitmedi. Hı. Vazgeçti. Filmde de oynamak istemiyor. Hay Allah korusun. Vazgeçmek falan yok. Yine başa dönemeyiz biz. Gidecek. Ya anne ben seni gerçekten anlamıyorum ya. Gerçekten vallahi bak. Yok oğlum bir şey, Allah Allah. Sen de her lafımın altından bir şey arıyorsun Allah aşkına. Yok bir şey. Barış gibi oldun sen daha. Hadi dön çorbanı bitir, soğut ver. Bitecek her şey. İyi bakalım. Abicim sen emin misin? Bak önce Ortaköy'e bıraktım dedin, sonra Beşiktaş'a bıraktım dedim. Şimdi Kabataş'a gidiyoruz. Ya abi kafam karıştı. Yabancı uyruklu çok turist bindi bugün arabaya. Tamam da sen otelden almadın mı? Abi sadece otelden bu gece 3 turist aldım. 3 turist mi aldın? Abi bunu niye daha önceden söylemiyorsun Emrah? Bir göstersene abiye. Şu bizim Hoze'nin fotoğrafını göster. Tamam şimdi abi. Heh, bak bu. Tanıdın mı? Aldın mı müşteri olarak? Türkçe biliyor. Türkçe söylemişti sana gideceği yeri. Hatırladım. Bu arkadaşı sıra selvinlere bıraktım. Yanında bir bayan ile. Hiç şaşırmadım ki. Hiç şaşırmadım. O zaman otelden biriyle çıkmış olabilir. Yok be abla. Bayanı Nişantaşı'ndan aldık. Ben hayatımda bu kadar hızlı bir adam görmedim. Aynı anda kaç kişiyle flört ediyor bu adam? Sıra selvinlere mi çekeyim yoksa Nişantaşı'na mı çekeyim? Sen sağa çek. Çınar Bey iniyor muyuz? Ben iniyorum. Siz ikiniz sıra selvilere gidiyorsunuz. E siz nereye? Emrah. Ne olur şu an bana soru sorma, ne olur. Tamam çok sağ ol. Ece, selam Ece. Bu saatte rahatsız ediyorum seni. Kusura bakma ama. Söyle hayatım. Ece, benim senin yardımına ihtiyacım var. Yani nasıl anlatacağım şimdi sana bu durumu bilmiyorum ama. Yok, hiçbir yerde yok. Vallahi her yere baktık. Artık bakacak bir yer kalmadı. Ha, dur. Emrah, bir haber var mı? Ha, Dicle, biz şimdi sıra servilere gidiyoruz. Soze oradaymış. Bir Gül'ünle bakacağız, tamam mı? Ha. Tamam, biz yakınız zaten. O zaman direkt oraya geçiyoruz. Tamam canım, görüşürüz hadi, bay bay. E biz o zaman bu gece sabaha kadar sokaklardayız. Vallahi ben onu bunu bilmiyorum ama biz sağ salim Hoca'yı yarın sete götüremezsek Çınar Bey beni öldürür. Nasıl kaçırdınız siz bu adama? Yani yan yana aynı odadaymışsınız bir de. Sorma ya, hiç sorma. Çınar Bey uyuyakaldı, o zede ben telefonla konuşacağım dedi, çıktı. Ben de audition seyrediyorum, dalmışım. Ne audition'ı? Kendi audition. Ne? Sen audition mı? Sen audition mı çektin? Anlatacağım ama kimseye söylemek. Asla. Hani ben Dicle'ye bir oyuncu bulmuştum ya. Evet. İşte biz onunla audition'a gittik. Yok, telaş yapma bu kadar. Sen yapacağını yaptın. Şahane de yaptın. İnşallah çok güzel olacak sonucu da. Daha önce de kaç kere aynı şey geldiği için başıma kıraç. Telaşlanıyorum yani haliyle. Her şey son ana kadar süper gidiyor. Sonra kusura bakma seni seçmedik. Akşama kadar ses gelir demişlerdi. Bak ses seda yok. Görürsün bak Asuman'ı seçtiler kesin. Yapma lütfen. Sakin ol. İsmet Bey'i arasak mı be acaba ya? Tamam peki ben arayacağım. Hemen de döneceğim sana sonrasında. İsmet Bey merhabalar. Bu saati rahatsız ediyorum. Kıraç Özdal ben. Kusura bakmayın ama. Kıraç Bey merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Yönetmenimizle bütün audition'ları tek tek inceledik ve kararımızı verdik. Tek tek dediğiniz ben iki kişiyle görüşüldü diyebiliyorum Hülya rolü için. Evet haklısın. İzledik ve kararımızı verdik. Belki başka bir projede Ceren'le çalışırız diye düşündük. Mesela Eylül'deki projemiz olabilir. Yani Kıraç Bey biz şu anda Asuman'la yolumuza devam edeceğiz. Anlıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar.
Ceren mi, Hoza mı? Her şeyden haberim var diyorsun. Olmasın mı? Ceren için yapımcıyla konuşabilirim istersen. Sağ ol, ben ilgileniyorum. Tamam. Ama sadece Ceren için söylemiyorum. Başka konularda da ne zaman istersen yardım edebilirim. Teşekkür ederim. Yalnızlığı pek sevmediğini söylemiştin ama bu gece onlardan biri değil galiba. Yalnız değilim ki. Ay dayanamadım, geldim Kıraç ya. Ceren merhaba, hoş geldin. Ceyda, Egon'un yeni ortağı. Memnun oldum. Ben böyle daldım içeri ama şey, özel konuşuyorsanız sonra da gelebilirim. Hayır hayır, ben zaten çıkıyordum. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Güle güle. Kıraç, ne yaptın? Konuşabildin mi İsmet Bey'le? Ne yaptınız Çınar, bulabildiniz mi Hoze'yi? Yok, bulamadık Feris, kayıp. Hala kayıp. Taksi durağına gittim, bir otele yakın. Oradaki taksiciyle konuştum. O da diyor Nişantaşı'ndan aldım, sıra servilere götürdüm. Başka da bir şey bilmiyorum diyor. Ben de yapacak bir şey bulamadım, otele geri geldim. Niye? Yoruldum çünkü Feris. Yoruldum içinde otele geri geldim. Zaten bir yandan Emrah'la Gül'ün, bir yandan Dicle ile Barış arıyorlar hala. Ya bulamazlarsa? Vallahi orasını düşünmek istemiyorum Feris'ciğim. Gerçekten artık yani orasını düşünecek halim kalmadı. Bir Ece'yi aradım, ona söyledim. Magazine falan düşerse o bana haber verecek. İşte o da öyle bir umut. Oo, karşılığında ne istedi? Ece karşılıksız bir iyilik yapmaz. Röportaj istedi. Ne isteyecek? Ucuz kurtulmuşsun. Çok yoruldum Feris. Gerçekten artık çok yoruldum. Hiçbir şey düşünecek halim kalmadı. Ben biliyordum zaten ya. Biliyordum yani. Sırf benden daha güzel diye o aldı işte rolü. Benim için de sürpriz oldu ama sıkma canım. Nasıl sıkmayayım Kıraç ya? Bir değil, iki değil. Bu kaçıncı kaçırdığım iş? Ben saymaktan yoruldum artık. Selma'nın yeni projesinin kas çalışmaları başlayacak yakında. Siz çalışırsınız beraber, çok sever seni de. İlla ki vardır senin için uygun bir rol. Hı hı. Mutlaka vardır, evet. Şey, dur tahmin edeyim. Esas kız yalnız başına kalmasın diye yanına koydukları aptal kız. Ne kadar şaşırdım. Daha önce kaç kere oynadım acaba aynısını? Ya Kıraç, ben aynı sezonda bir oyunla 4 tane ödül aldım. Hafif ejale, sadece alışık. Bunları söylemek bile insana ayıp geliyor. Orada burada Ceren çok iyi oyuncu. Biz enerjisini çok seviyoruz, çok sempatik. Ama diziye gelince bu kadar değil mi? Niye? Çünkü ben başrol olacak kadar güzel bir kadın değilim. Aa, hiç katılmıyorum sana. Da televizyonun başka bir güzellik algısı var. Ben hiç onaylamıyorum ama... var yani maalesef. Var. Ya Kıraç, ben bu düzenin içinde artık olmak istemiyorum ya. O ne demek? Oyunculuğu bırakmaya karar verdim. Aa, Ceren yapma, lütfen yapma. Nereden çıktı o ya? Düşünüyordum zaten ne zamandır. Hep aynı şeyler. Kısmet bugüneymiş diyelim. Hayırlı uğurlu olsun ikimiz için de. Ben artık bu sektörün beni daha fazla yormasına izin vermeyeceğim.
buraya niye geldik böyle? Hoze'yi bulmak için. Hoze'yi bulmak için. Sen ne yapıyorsun? Elin adamlarıyla dans ediyorsun içeride. Yürü. Ya benim ne kadar süredir bir flört hayatım yok. İlk defa bir şey oldu. Niye hemen engelliyorsun? Benim çok flört hayatım var değil mi çünkü? Millet Hoze'yi arıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Evet. Herkes canına dişine takmış. Hoze arıyor. Dicle, Barış. Ya aşk olsun, ben Feris Hanım'ın bir işe çıktığında size böyle mi yardım ediyorum? Pamuk şeker mi yiyorum sokaklarda? Ya biz her yere baktık Emrah. Hiçbir yerde bulamadık. 5 dakika ara verdik ya. Şeker. Tamam o zaman yiyelim de. Bundan sonra ne yapacağız onu düşünüyorum. Hastanelere bakılacak. Serkan Bey zaten karakollara bakmış. Hastanelere bakacağız işte. Ben çok yoruldum ya. Vallahi bittim. Öldüm yorgunluktan. Ben de. Sen de mi? Demin adamlarla içeride dans ediyordun ama ya. O zaman yorgun değil miydin? Güleyim. Ya yok ya, o kadar önemli bir şey değil. Böyle bir döndük işte ya. Döndün işte. Neyse tamam, bari 5 dakika dinleyelim burada, sonra bakalım ne yapacağımıza. Bak, rehavete kapılmak yok, tamam. Barış kusura bakma, özür dilerim demin için. Tamam, sonra. Alo, buldunuz mu? Ay ben de onu soracaktım sana. Çınar'cığım ne yaptınız? Bulamadık galiba daha Feride. Galiba mı? Feride'cim sen bu saatte niye ayaktasın? Ya belki bir ihtiyacınız olursa diye Kıraç'la ikimiz nöbet tutmaya karar verdik. Ah canımın içi, sen dinlenseydin keşke, biz arıyoruz zaten. Boş ver sen bizi, sen işine bak, sen nasıl onu söyle. Vallahi Feride, perişanlıkla sefirlik arasında gidip geliyorum. Var mı bizimkilerden bir haber? Yok, yani daha demin konuştuk. Onlar da bir şey bulamamışlar. Sıfıra sıfır elde var, sıfır anlayacaksın. Şimdi geliyorlar buraya. Tamam canım. Bak bir tanem, benim takvimim tamamıyla müsait. Yani ne zaman isterseniz arayın, hemen atlar gelirim nereye derseniz. Aa, poğaça. Efendim? Yok tamam Feride'cim, hoşça kal diyorum sana. Görüşürüz, tamam, haber veririm. Hadi bay bay, bay bay. Poğaçadan. Ay benim oğlan. Uzun zaman olmuştum böyle sabahlamayalım. Ya şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Hı. Galiba altın portakal. Ünlü oyunculardan biri, karısı bunu partide genç bir kızla görüyor. O da yapmadı. Bütün otel dolu, ne yapacağız? Ben de verdim odamı kendisine. İndim aşağıda kanepelerin üzerinde, lobide sabahladım. Ama tabii gençlik zamanı. Geçti artık bizden bunlar. İyi geçti ya. Geçmedi. O sabahladık işte, genciz. Ayaktayız. Aslan gibiyiz. Uykum geldi benim. Uyumayan şehir diye boşuna demiyorlar. Herkes hala dışarıda. Çöpçüler, katiller, bir de ikimiz. Ne güzel söyledin. Bak bundan güzel şarkı sözü olur. Sen oyunculukta başarılı olamazsan bunu yapabilirsin. Peki, bak yıkılırsın diye sana söyledim. Beni söylediğine pişman etme, tamam mı? Yok canım, işte canım. Çınar Bey. Hı. Günaydın. Günaydın. Baba bizi aymadı dün çünkü hala öz ortada yok. Yok. Ha, poğaça geldi ha. Sağ ol. Ha. Bir de çay kahve bir şey anlatabilir misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz her yere girdik, bütün mekanlara baktık ama bulamadık. Biz girilmeyen yerlere de girdik, orada da yok. Poğaça alsanız, acıkmadınız mı? Bu iş çok güzel. İstemiyor musun? Günaydın. Serkan Bey geldi. Ha. Merhaba Serkan. İyi haber. Karakolluk değil. Hastanelerde de yok. Evet, en azından bunu biliyoruz. Bütün hastanelere baktık. Hepsini aradık ama hiçbirinde bu isimde kayıt yok. Kötü habere gelince sokaklarda da yok. Burayı gören bütün kameralara baktırdım. Hiçbir yerde yok. Hiçbir iz yok. Aa, Ece mesaj attı. Ne diyor? Fotoğraf bu sabah havuza düştü. Ben de hemen kaldırdım. Sizinkinin keyfi yerinde görünüyor. Röportaj sözünü unutma. Gülen surat, göz kırpan surat, kalpli öpücük. İyi, en azından başının dertte olmadığını biliyoruz artık. Yani evet, başının belada olmadığını biliyoruz da nerede olduğunu hala bilmiyoruz ki. Nerede olduğunu çözemeyebiliriz belki ama yanındakinin kim olduğunu anlarsak eğer. Aa, bu şey değil mi ya?
Ha, bu nerede oynamıştı ya? Bir bölüm falan oynadı bu. Aa, kimdi? Dur. Şeyda Şengül. Ben şey deyince hatırladım onu. Görmüştüm yani, tanıyorum. Ha. Biz bunu sonra konuşuruz seninle. Peki biz bu Şeyda Şengül'ü nasıl olacağız? Var mı bir fikri olan? Ben bir bakayım profiline falan. Her gün sosyal medyadan paylaşım yapıyor Çınar Bey bu kadın. Nerede bu? Arkadaşlar sizi yoracağım ama yani Jose'yi bulana kadar en azından birinin seti oyalaması lazım. Çınar Bey ben gelemem artık. Ha, ajansta bir sürü işim birikti. Ben bugün uygunum. Gidebilirim Çınar Bey sete. Ha tamam süper Dicle. O zaman sen yalnız gitme. Feride de müsaitti. Onu da ara, sette buluşursunuz. Tamam tamam. Tamam Emrah. Poğaçaları tamam, al. Yolda yiyelim, bir iki tane al. Ben de çıkıyorum o zaman. Tamam tamam, tamam günüm ben götürürüm seni. Ben de ajansa gidiyorum. Çınar bir şey olursa haber verirsiniz. Tamam tamam. Bana. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi gel, hadi sağ ol. Komple alayım mı? Yok yok komple alma. Bir size, bir bana. Ya, ikişer tane al. İkişer tane. Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın. Asistanlar nerede? Dün akşamdan beri Jose Garcia'yı arıyorlar Ceyda Hanım. Hep beraber. Yani bildiğim kadarıyla hep beraber ama yardımcı olabileceğim bir konu varsa ben... Olursa söylerim. Serkan'ı da aradım açmadı. O da mı onlarla? Ben Gül'ünle konuştum biraz önce. Serkan Bey'le otelden çıkmışlar, ajansa geliyorlarmış. İyi. Hadi bakalım. Feride. Hayırdır sabah sabah ne bu telaş? Önce bir günaydın desene. Günaydın. Hah çok güzel. Jose'nin setine gidiyor. Sen de mi? Sen de mi derken? İşte canım asistanlar falan gitmiş zaten. Kimse kalmadı ajansta, onu diyorum. Çünkü benim yardıma ihtiyaçları varmış. Senin? Hı hı. Artık ne hale düştülerse düşün. İyi madem. Sana da seviniyorum aslında. Eğlence olur, bir meşgal olur. Hadi kolay gelsin madem. Sen hiç merak etme beni bir tanem. Ben dönünceye kadar kendine eğleyecek başka bir şeyler bul. Ben hemen cicik gider gelirim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tatlı kadın ya. Böyle atışıyoruz falan. Yani yaşlanınca böyle olacağım herhalde. Hayır. Yaşlanmayacağım hiç. İsmet Bey, Asuman oyuncu değil. Siz de biliyorsunuz. Hiç deneyimi yok. Kıraç Bey, artık insanlar deneyimle ilgilenmiyor biliyorsunuz. Yakışıklılığa ve güzelliğe bakıyorlar. Bence bir kez daha düşünelim. Ceren çok yetenekli bir oyuncu. Audition'da gördünüz siz de. Şimdiden muhteşem bir karakter çıkardı ortaya. Evet, haklısın. Gerçekten iyiydi ama biz kararımızı verdik. Fikrimiz bir yönde değişmeyecek. Anlıyorum. İsmet Bey, ben daha açık konuşacağım müsaadenizle. Bazı yapımcılar yeteneğin önüne güzelliği koyuyorlar. Güzelliğin daha seyredilir olduğunu düşünüyorlar. Ama siz onlardan değilsiniz. Ben olmadığınızı çok net biliyorum. Gelin bu işte devrim yapalım. Güzellik algısını kırıp sektöre örnek olalım. Yani Ceren bu yüzden oyunculuğu bırakma noktasına geldi. Anlıyorum bak. Ceren için gerçekten çok üzüldüm. Ama bu haliyle başrol oynaması imkansız. Sana benden bir tavsiye. Bence Ceren'i bir doktora götür. Yani en azından belki böyle birkaç operasyon geçirirse... belki başrolü alabilir. Anlıyorum. İyi çalışmalar size. Pis herif. Sen git doktora. Kafanı tamir ettir. Doktora getirmiş. Sevzek. Bundan sonra ben de aynısını yapacağım. Yok artık ya. Başkaları için değil, kendim için yaşayacağım artık. Kendim için yaşayacağım. Madem bu düzen böyle, ben de bu düzeni bozarım. Bitti gitti. Dediğim gibi simetrik diziyoruz, tamam mı? Onlarda hiç çürük olmasın bak, ona da dikkat et, tamam mı? Şunlar da renklerine göre dizilecek zaten, anlaşıldı mı? Feride Hanım, ha? Hoş geldiniz. Biz Çınar Bey'i bekliyorduk ama yanlış bilgi mi verdiler acaba bana? Hayır canım, biz ajans olarak seferber olduk. Çünkü Jose bizim için çok değerli bir oyuncudur ama... biraz kaprisli biliyorsun. Evet. Bilmiyordum. Bir sorun yok umarım. Zaten sıkıntı olmasın diye biz önden geldik. Onun istekler listesine bir bakalım istiyorum. Hepsi yerine gelmiş mi? Liste derken? Listeyi çıkartır mısın bir tane? Ha şey... ben hepsini yazdım. Tek
Şimdi burada ben şimdi size söylüyorum. Bir, set sıcaklığı. Set sıcaklığı çok önemli. 22 derece olmalı içerisi çünkü kendisi sıcağı hiç sevmiyor. Evet. Sıcak sevmeyen İspanyol'da ilk kez duyuyorum açıkçası. Fena mı öğrenmiş oldunuz? Evet. Yani bu konuda kendisi çok hassas. Bir derece bile fazla olsun gerçekten problem oluyor. Yani özellikle set çekimlerinde falan kesinlikle hiç tamir yok. Hiç, hiç. Anlıyorum. Evet. Ben şu listeye bir baksaydım önce. Aslıcığım bana yönetmeni bir gösterebilir misin? Ben de bir set tamirine bakayım sonra dönünce maddeleri geçeriz, tamam? Alo. Emrah neredesiniz? Bulabildiniz mi evi? Ha bulduk bulduk ya şimdi geldik ama burası yani ev demeye bin şahit ister ev gibi değil yani. Ben olsam ben de burada kalırım. Tamam bir gelişme olursa haber vereceğim hadi bay bay. Tamam tamam haber ver mutlaka hadi bay. Emrah sen burası olduğuna emin misin? Eminim Çınar Bey yani burası gösteriyordu. Kimse gibi Çınar Bey. Bir de bir şu arkaya bakalım mı Çınar Bey? Bakalım Emrah. Buraya kadar geldik arkaya da bakalım. Hadi hızlı olalım. Hadi. Ben hemen gideyim. Zaten havlusuz olmaz. Havuz olacak. Peki fotoğraf senin nereden geldi? Yanlışım bir kış ortasında Çınar Bey. Ben baktım sosyal medyasına. Hoca kesin buralarda bir yerde. Emrah tamam da daha bulmadık Hoca'yı. Vallahi ben hissediyorum Çınar Bey. Gördüğünüz gibi buralarda bir yerdedir kesin. Hoca. O mu? Hoca. Hoca. Mesajı. Ya prenses yok Hoca'cığım biz varız. Ne yapıyorsun burada böyle? Kalk Hoca. Buenos dias. Buenos Hoca. Tamam hadi kalk artık Hoca. Hoca. Niye sen bize her seferinde böyle bir şey yaşatıyorsun? Bak geçen geldiğimizde de böyle bir havuz macerası yaşatmıştın bize. Vallahi benim de böyle vücudum olsa ben de o havuz macerasını yaşatırım Çınar'da. Emrah'cığım hadi sen giyindir adamı. Hadi Emrah. Her yerim acıyor. Acır tabii. Her yerin acır çünkü burada yattın soğukta, yedin ayazı. Ondan sonrasında da her yerin ağrıdı tutuldu. Burada Barcelona'nın havasına benzemedi değil mi? Çok yaşa. Çınar Bey biz bir hastaneye falan götürsek mi Hoca'yı ne dersiniz? Dur şimdi hastane olmaz. Benim aklıma başka bir şey geldi. O şimdi zaman kaybettirir. Dur. Heh. Profesör. Selam ne haber? Nasılsın? Sana geliyoruz biz. Serkan. Serkan. Bir bakar mısın? Evet. Tabii. Sen benden ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Emin misin? Evet. Celal Bey'le görüşmen nasıl geçti? Güzel geçti. Gittin yani konuştunuz. Evet evet konuştuk. Peri Masalı'ndan bahsetti. Yeni işe başlıyormuş ondan da bahsettiniz herhalde. Ha evet evet ondan da bahsetti biraz. Hı. Ne oldu? Neden sordun ki? Hiç merak ettim. Feriz. Ben iyiyim. Tamam mı? Ya hiçbir şey yok. Merak edecek hiçbir şey yok. Tamam. Sen öyle diyorsan öyledir. Öyle. Benim bir görüşmem var. Tamam. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da. Bunları benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim Beride Hanım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Biraz da sete bakabilir miyim? Tabii elbette Beride Hanım. Çok güzel hazırlanmış. İşte bunu sever. Bir sorun yok umarım. Hayatım hepsi teflon mu? Ajansın gönderdiği listede belirtilmemişti. Biz de teflon bir şey yaptık mı? Dökümden başka hiçbir tencereyle çalışmaz. Ben hemen
yapımla konuşup dökün bulmalarını isterim. Lütfen. Tamam. Şimdi ben Sedamir ile konuştum. Sevgili sıcaklığını ayarlamak çok kolaymış. O yüzden oradan çok fazla zaman kazanamayabiliriz. Ama neyse. Olsun, ben bir şeyler icat ettim. Ne? Emrah ne diyor? Şimdi mesaj attı o da. Jose'yi bulmuşlar ama şu an sete gelebilecek durumda değilmiş. Bir çare arıyorlarmış. Ay. Ben en iyisi Jose'nin odasına bakayım. Ha, tamam. Tamam, o zaman ben de kıyafetlere bakayım. Var mıymış? Anlaştık. Profesör falan deyince cimerliğe, kliniğe falan gideceğiz zannettim ama. Burası da klinik. Değil mi? Burası da klinik sana mi abi? Jose, nasıl? Ayıldın mı? Ya, çok zor. Devam. Hadi ayılacağız. Çok işiniz var Jose, hadi. Özür dilerim, galiba bir yanlışlık oldu. Demir döküm olmayacaktı, çelik olacaktı onlar. Şaka değil mi? Hayır, şaka değil. Bir de kostümde bir sıkıntımız var. Şef önlüğü yok, siyah. Siyah önlük mü? Evet, siyah şef önlüğü. Jose özellikle rica etmişti. Size bunu iletmediler mi? Anne nerede? Karavanda. Tamam ama geç kalıyoruz. Biliyorum. Ben biraz önce yazıştım. Trafikte sıkışmışlar. Şef önlüğü gelene kadar gelmiş olurlar. Ama mutlaka unutmayalım, şurada ismi yazacak sağ tarafta mutlaka. Tamam, hallederiz. Tamam. Emrah, neredesiniz siz? Hiçli profesör diye birine geldik, şimdi sete geçiyoruz. Emrah, ne profesörü? Ben sana anlatırım sonra, tamam? İyi tamam, hadi çabuk olun, elinizi çabuk tutun, hadi bay. Ha? Hah, Çınar Bey. Emrah, bak ne güzel olmuşsun, eli yüzün bir açılmış. Değil mi Çınar Bey? Yalnız iyi ki gelmediniz. İçerisi leş gibi sıcak, hayatımda ilk defa hamama geliyorum, bir daha da gelmem Çınar Bey. Evet, iyi olmuşsun. Bak güzel olmuşsun. Ne? Ya ama çok iyi olmuşsun. Teşekkür ederim. Jose, ha? Profesör harika bir adam. Çok sevdim. Ya kendine gelmişsin hemen. Adamın dövdü benimkinle. Çok üzüldüm Jose, gerçekten. Hadi Jose, hadi hemen çıkmamız lazım. Hadi hazırlanıyorsun, çıkıyoruz hadi. Şeyler içseydik. Jose'cim ne olur hemen çıkalım, bak gidelim sette içeriz. Ne istiyorsan sette içeriz, tamam mı? Şimdi buradan bir çıkalım. Hadi Emrah, şey yapsan. Yine siz hemen çıkacağız. Tamam, hadi. Ceren, Asuman'ın audition videosunu izledim az önce. Senin bu işle bir ilgin var mı? Evet, var. Ya evet. Fake hesabımdan ben koydum videoyu. Hiç de pişman değilim. Ah be Ceren. Neden yaptın bunu? Dayanamadım Kıraç ya. Susamadım yani bu haksızlığa karşı. Vallahi peşinde söylüyorum, hiç de pişman değilim. Biliyorsun yani, bu rol benim hakkımda. Anlıyorum, tamam haklısın. Ne desen haklısın ama bu yaptığın doğru mu Ceren? Onların yaptığı doğru mu? Ben de onaylamıyorum ama... Dayanamıyorum ya. Bu sektörün saçma sapan güzellik algısına katlanamıyorum ben artık. Katlanamıyorsun diye insanları rezil edemezsin Ceren. Biz seninle 1000 tane görüşmeye gittik, 1000 tane audition çektik. Hepsinde şahane mi oynadın, hepsinde muhteşem bir performans mı sergiledin yani? Aynı şeyi sana yapsalardı ne düşünürdün? Ne alakası var şimdi senin söylediğinle? Gittiler yine rol, oyunculukla alakası olmayan bir kıza verdiler. Evet, oyuncu değil ama insan. Yaptığını asla onaylamıyorum, haberin olsun. Yani gencecik bir kızın sektöre bu şekilde başlaması seni hiç rahatsız etmedi mi? Vicdanını sızlatmadı mı, anlamıyorum ben. Kıraç tamam ya, şu an konuşacak durumda değilim. Sonra konuşalım mı? Müsait misin? Değilim de sen bir şey değişecek mi? Hayır. İsmet Bey aradı. Asuman'ın videosunu seni yayınladığından şüphe ediyor. Evet, ben yaptım.
Çünkü rolü Ceren'in hak ettiğini düşünüyorsun. Haklısın. Ah, videoyu ben de izledim. Hatta fake hesabımdan yorum bile yaptım. Gerçekten berbat. İsmet Bey'le konuşurum ben. Sorumluluk bende. Ben hallederim İsmet Bey'i, sen merak etme. Ama Asuman'la devam edeceklermiş, haberin olsun. Yani oyunculuğu kötü ama çok güzel kız falan diye yorumlar gelmiş. Evet, evet, biliyorum. Haberim var, okudum. Seyirciyi de anlamıyorum ki. Yani bir yandan işler kaliteli olsun diyorlar, bir yandan olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar yani. Sağ olsunlar. Ceren nasıl? Sinirli, gergin. Dinlenmesi lazım, kafasını toplaması lazım biraz. İyi. İyi, dinlensin biraz. Biz ona çok güzel roller bulacağız da. Şunu bir atlatalım da. Ama güzel. Ay Bekir abi ya. Ya sırf güzelsin diye başrol olamazsın. Biraz da oyunculuk beklerler insanlar. Beklememişler demek ki Jülideciğim. Yapacak bir şey yok yani. Ya bak, ben sana haksızsın demiyorum. Yerden göğe kadar haklısın. Ya şimdi o kız ünlü olacak, başrollerde oynayacak. Sen burada ayak işlerine bakıp telefonları açacaksın falan. Yani saçma. Ama düzen böyle. Böyle böyle değişecek işte o düzen. Allah Allah. Ne yapacaksın kız? İsyan mı çıkaracak? Savaş mı başlatacaksın ya? Jülide. Yap böyle bir şey. Ya otur oturduğun yerde, ne güzel işin var. Bak telefonuna işte. Allah Allah. Sen benim ne hissettiğimi hiçbir zaman sormadın. Bu kadın ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yaşıyor umrunda bile olmadı. Hep kendini düşündün. Bundan sonra... Ego Ajans. Vallahi şaşırttınız beni. Yani bütün gece gezersiniz, sete de geç kalırsınız diye tahmin etmiştim ama... Çekimden önce hiç öyle şey olur mu Asım Bey? Biz gayet güzel dün dinlendik, bugün de böyle zımba gibi geldik setimize. Asım Bey, bir bakabilir misiniz acaba? Tabii, hemen geliyorum. Tamam. Şu işi bitirelim, sonra ne istiyorsan yaparsın, tamam mı hoca, lütfen? Söz mü? Söz, söz. Şu yemeği yap, ondan sonra kızları ararsın, dışarı çıkarız, yemek yeriz, partiden partiye koşarız, ama önce şu yemeği yap. Söz var Çınar'cığım. Söz, söz. Çay alabilir miyim? Kafeye gelip çay istemek de ne bileyim biraz garip. Farkındayım. Kim söyledi acaba sana burada olduğunu? O kadar da bana kalsın artık. Garip dedin ama çay çok güzelmiş. Afiyet olsun. Mersin. De çay içmeye gelmedin herhalde. Hayır. Ya özür dilememi bekliyorsan. Yani tamam özür dilerim. Öyle bir anlık sinirle yaptım işte. Ama sen de bana hak ver ya. Bu rol benim hakkımda. Haklısın. Hatta bir önceki filmdeki rol de, ondan önceki dizideki rol de senin hakkın. Ama durum bu. Sektör bu. Yani sen de buna alıştın abi. Alıştım ya zaten.
Çok iyi değil miyim ya? Çay kahve işlerine bakıyorum işte artık. Of şaka bir yana gerçekten yani bilmiyorum ne yapacağım işte. Arkadaşımın kafesi. Yine bir süre takılırım. Sektör değiştiriyorum artık Kıraç'cığım. Benim sana daha ilginç bir teklifim var. Tamam. Televizyona dönme. Hiç dönmek zorunda falan değilsin. En azından kendini hazır hissedene kadar. Bunu mu yapmak istiyorsun? Ona da okey. Yap. Sana iyi gelen ne varsa ondan vazgeçme. Ama asla pes de etme. Nereye bağlayacaksın acaba? Tiyatroya. Oyunculuğu bırakamazsın canım. Çünkü çok iyisin. Senin için harika bir görüşme ayarladım. Hemen hayır deme. Tamam, televizyona dönme. Kafeye devam et. Canın ne istiyorsa onu yap ama bu fırsatı da kaçırma. Gel yarın akşam şu görüşmeyi yapalım. Yönetmen de bayılıyor zaten sana. Fikret Erol'un yeni oyunu değil de ben bayılayım şimdi şuraya. Sen ciddi misin ya? Çok ciddiyim. Gerçekten. Şimdi. Ya sen ne? Nasıl yapıyorsun? Bana bir anlatır mısın? Gerçekten bak. Her seferinde ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Beni bir şekilde ikna ediyorsun. Ben işimin başına dönüyorum. Değişimi seviyorum. Ondan olabilir galiba. Ben de seni çok seviyorum galiba. Çay güzel mi? Koyayım bir tane daha. Var vallahi çok güzel. Harika. Mireyna. Çin'a söz vermiştin. Tamam, doğru, haklısın. Söz vermiştim. İşimizi bitirdiğimize göre istediğini yapabilirsin. Buyur Ozeciğim. Mireyna, Ece. Aa. Başladı Mireyna kraliçeler bunlar. Felaketler kraliçesi dese daha doğru. Aa, Peridan'ın mesaj atmış. Eve varmış, Miro da iyiymiş, merak etmeyin diyor. Ha, iyi. O da Miro'dan bir gün ayrı kaldı, hep aklı ondaydı değil mi? Çınar Bey, ben izninizi istesem Barış'la buluşacağım da. Ha, tabii. Tamam Dicle. Dicle, çok sağ ol her şey için. Ne demek? Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Hadi sağ ol, sağ ol. Hadi bay bay. Çınar Bey, valla sizden de çok iyi baba olur. Ne? Öyle çok iyi baba olur sizden. O nereden çıktı şimdi? Öyle. Sabahtan beri özellikle çocuğumuz gibi ilgilendiniz. Çınar Bey, çok iyi baba olacaksınız. Hı. İşimiz o. Hala haber yok mu? Yok Arzucuğum, bekliyoruz. Feris, biraz konuşabilir miyiz? Barış'ın filmiyle alakalıysa ben... Hayır. Sadece seninle ilgili. Tabii. Lütfen otur. Evet, seni dinliyorum. Duyduğuma göre sana yurt dışından çok güzel bir iş teklifi gelmiş. Bir pozisyon, hatta yürütücü yapımcılık, yanlış duymadıysam, değil mi? Merak ediyorum, kabul edecek misin? Ya da kabul edersen bize haber verecek misin? Yoksa bir anda ortadan kaybolup ajansı zor durumda bırakacak mısın? Aklından ne geçiyor? Ay, gel numarayı bulmuşum ben. Osa yok diye. Hadi. Emrah. Çınar. Çınar, Osa nerede? Nasıl nerede? Osa yok. Nasıl nerede? Buradaydı, şuradaydı. Aa, Osa yok. Nerede Osa? Nerede, nerede bilmiyorum valla, nerede? Şuradaydı Osa, nerede Osa? Şaka ya, şaka. Aradım ikinizle, ulaşamadım. Dicle söyledi, burada olduğunuzu atladık, geldik. Tamam. Şaka yaptın da gerçekten yok ki. Oradaydı Jose, oturuyor da Ece'yle röportaj yapıyor.
Ece ile mi yoksa? Yok yok. Vallahi olur mu olur Çınar Bey? Hadi canım olur mu ya? Bizim gördüklerimizi görseydin Scratch Bey gayet mümkündü. O derece mi? Hah al işte Ece'nin telefonu kapalı. Bak yine Emrah 2 dakika yine gözümüzü kapattık yine kaybettik adamı Emrah. Uyumayı fazla kaçırdıysa demek ki sondu. İblis bak sinirimi senden çıkartırım lütfen Emrah'cığım. Ne olur Emrah'cığım hiç gülme. Oze, neredesin Oze? Yine kayboldun. Nereye gittin Oze? Otur por favor. Por favor da. Hayırdır inşallah Oze? Daha önce İstanbul'a geldim. Ama bu en güzeldi. Hiç unutma hocam. Emin ol Ozeciğim, biz de hiç unutmayacağız bunu. Size çok problem çıkardım. Biliyorum. Evet. Bizim aileden bir adet var. Biri problem olunca ceza olarak yemek yapar. Ben de payla pişirdim. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi, ellerine sağlık. Güzel kokuyor. Çok güzel. Afiyet olsun. Şahane, şahane. Ceyda, sen bu teklifi aldığımı nereden öğrendin? Tanıdıklarım var. Her yerde. Birçok sektörde. Bir şekilde duyuyorum diyelim. Ya da bu teklifi sen ayarladın. Araya birilerini koydun. Bana ulaşmalarını sağladın ve sen ayarladın. Niye böyle bir şey yapayım? Bilmem sen söyle. Hayır, hiç alakam yok. Gerçekten. Ben yapmadım. Sadece duydum ve şimdi soruyorum. O kadar. O zaman yakında kabul etmediğimi de duyarsın madem her şeyi duyuyorsun. Ha. Fikrin değişmedi yani. Efendim. Evet, başta kabul etmedin. Demek ki hala aynı fikirdesin. Pardon, ben neden bir anda fikrimi değiştireyim? Ben yıllardır Ego'da çalışıyorum. Ben işimi çok seviyorum. Burada olmaktan da gayet memnunum. Güzel. Güzel, memnunsan ne hala? Umarım bu memnuniyetini bozacak hiçbir şey olmaz. Seni hep burada görmek isterim. Gerçekten. Takip ediyorsun Ceyda. Serkan'ın nerede olduğunu bilmiyor musun? Görüşmesi vardı. Birkaç yeni oyuncuyla buluşacaktı. Haberim var. Gelir birazdan. Sonuçta her şey olacağına varır. Üzme kendini. Ben niye kendimi üzeyim? Gerçekten Serkan'ın nerede olduğunu bilmiyor musun yoksa açık etmemek için mi böyle konuşuyorsun anlamadım ama neyse. Sonuçta senin yanında olduğumu bil yeter. Bu durumlarda hep kadınların tarafında olurum. Konu ne olursa olsun. Biz şu an neden bahsediyoruz Ceyda? Erkeklerden. Hayal kırıklığı nedir çok iyi biliyorum ben de.
İlk kocamla yaşadıklarım bir yana, sonra yaşadığım nişanlılık dönemi. Nikah masasından döndüm. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Sana bir konum gönderiyorum. Lütfen söylediklerimi bir düşün. Ayrıca Serkan'ı merak ediyorsan artık nerede bulacağını biliyorsun. Feriz, bana teşekkür edeceksin. Emin ol. Söyleseydin çok hazırlık yapmasaydı. Zaten dün gece gidemedik, çok ayıp oldu. Söyledim ya bir şeyler işte. Ne söyledin? Yani dünden kalan yemekleri yemeyiz dedim. Tekrardan hazırlık yap dedim. Sonuçta oğlunun sevgilisi geliyor dedim. Barış, hayır böyle söylemedin. Ne var ya? Yalan mı? Sen benim sevgilim değil misin? Bunu kastetmediğimi çok iyi biliyorsun. Bak kadını boşuna yorduysan fena bozuşacağız seninle. Yok yok tamam. Sadece geleceğimizi söyledim. Ay tamam. Bir de tekrar pasta almamız gerekiyor. Bu sefer dün gece için... Özür dilemek adına alacağız bunu. Evet. Çilekli mi? Beyaz çikolata. Hayır, o benim en sevdiğim pasta. Annen hangisini seviyorsan ondan alacağız. Annem de seviyor bir kere onu. Gerçekten mi? Hayır. Ya Barış, annenin ne pasta sevdiğini bilmiyorsun. Bir de üstüne şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum ya. Tahminde bulunuyorum. Ha, atacağım tutacak diyorsun yani. Hayır. Hislerim kuvvetli diyorum. Aa evet. Fotoğraf açınca Şeyda Şengül'ü şıp diye tanıdın. Herhalde bu da kuvvetli hisleri sayesinde. Yani muhtemelen öyle oldu. Yok artık. Evet evet. Bu konuyu unutmadığımı konuşacağız sonra. Ama sonra konuşacağız. Tamam konuşalım. Hı-hı. Benim korkum yok. Benim de yok. Sen beni mi kıskandın? Yok artık. Daha neler? Niye gülüyorsun? Bayağı kıskandım. Alakası yok. Ay nasıl geliyor? Üzülüm. Çok teşekkür ederim. Harika zaman geçirdim. Barcelona'ya gelirsiniz mutlaka bekliyorum. Çinan çok teşekkürler. Bak Havuze. Bundan sonra buraya geldiğin zaman korumalarla dolaştıracağım seni. Haberin olsun. Yok böyle tek başına ortadan kaybolmak, tamam mı? Görüşmek üzere. Tamam. Görüşürüz. Bak sen de çok iyi bak. İyi bak kendine. Sen de Kiralçı. Görüşürüz. Bay bay prensesa. Güle güle Hase. Hadi Oze, hadi. Ben kaçtım eve. İyi, tamam. Çok sağ ol Kıraç. Ne demek? Kıraç Bey, ben Emrah'ı bekleyeceğim ama sizi ben bırakayım sizi. İyiyim ben Gül'üm. Hastaymış gibi davranma artık bana. Yok, yorulmayın diye. Geç de oldu. Anladım. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Kötü hissedersem söyle. Tamam. Tamam. Efendim Ceyda. Haydi görüşürüz. Kıraç Bey, iyi akşamlar. Evet, evet. Söyledin mi Çınar Bey'e teklifi? Söylemedim. Dicle ile konuştun mu Arzu'nun seçilmediğini? Konuşmadım ama öğrenir zaten yakından gibi. Bana bak, gizli saklı işler peşindesin ve çok fena patlamak üzeresin. Git Çınar Bey'e her şeyi anlat. Tamam tamam, telefonu kapatsın anlatacağım zaten merak etme. Bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz, hadi bay bay. Bay bay. Çınar Bey, benim sizinle konuşmak istediğim işine ver. Aslında ben daha önce konuşacaktım sizinle ama fırsatını bulamadım. Hı. Dinliyorum İblis. Hani bir matmazel vardı hatırlıyor musunuz? Metro matmazeli. Metrolar, matmazeller, gömlekler bitmedi Emrah, bitmedi. İşte o matmazel adı Arzu Çınar Bey. Kendisi bence çok yetenekli bir oyuncu adayı. Ben de düşündüm Dicle ile ikisini tanıştırırsam belki birlikte çalışabilirler diye düşündüm. Çınar Bey gerçekten çok yetenekli bir kız. Gerçekten çok yetenekli. Mutlaka. Emrah'cığım mutlaka. Peki ne oldu sonra Emrah? Sonra ben Arzu ile görüşmeye gittim. Tabii biraz yardım ettim o sırada çünkü doğaçlama falan yapmasını istediler. Faydası oldu mu Emrah'cığım? Oldu Çınar Bey. Ama Arzu'ya değil bana oldu. Çünkü karakterin erkek kardeşini oynamam için bana teklif yaptılar. Biliyorum Emrah. Biliyorum derken?
Ne zaman öğrendiniz Cinar Bey siz? Bana niye söylemediniz böyle bir şeyi? Şimdi öğrendim Emrah'cığım. Ceyda ile konuşurken o söyledi. Teklif için seni görüşmeye çağırmışlar. O da bana soruyor teklifi kabul edip etmeyeceğini. Ne dersin? Ceyda ile konuşayım istiyorsan. Emrah Bey teklifi kabul etti etmedi diyeyim. Ne diyeyim? Yok Cinar Bey, ben size söylemeden böyle bir şey yapar mıyım hiç? Asla kabul etmedim. Emrah, bana sormadan neler neler yapmışsın ama? Cinar Bey gerçekten yaptım ama gerçekten gitmedim. Çağırdılar gitmedim. Hiçbir şey yapmadım. Aradılar hiçbir şey yapmadım Cinar Bey. Gerçekten bir tamam, şey yapmadım. Emrah tamam. Allah aşkına ne istiyorsan yap. Tamam mı? Bak ben gerçekten yorgunluktan ölüyorum. Bitiyorum artık, eve gideceğim. Metroda matmazel mi ararsın, görüşmeye mi gidersin, ne istiyorsan yap, tamam mı Emrah'cığım? Tamam Çınar Bey, tamam. Ben size bir taksi çağırayım gelin. Çağırma Emrah. Ben yürüyerek gideceğim eve. Taksi istemiyorum. Tamam, sağ ol, hadi. Hadi, yürü. Ama Çınar Bey... Ne yapacağım ben bugün ya? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yarın olsun tekrar konuşacaksın Çınar Bey'le. Ben senin yerinde olsam önce Dicle ile konuşurum ayrıca. Taksi çağırır mısın? Pardon, biz bir taksi rica edebilir miyiz hiç? Ne zaman işleri yoluna koydum artık önüme bakabilirim desem. Mutlaka bir sorun çıkar zaten. Evet değil mi? Gerçekten de öyle oluyor. Mesela bir sabah uyanıyorsun. Hala evli olduğun adam milletin gözü önünde başka birine evlenme teklifi etmiş. Mesela neden bahsediyorsun sen? Feris'le magazine çıkmadın mı? Sen evlenme teklifi etmedin mi? Yani bundan sana ne? O elindeki telefona herkes bakıyor Serkan. Herkes görüyor, herkes duyuyor, herkes okuyor. Sence insanların bizim evliliğimizle ilgili bilgisi ne? Hı? Ne demek bu? Yani dışarıdan bakıyorlar, evliyiz değil mi? Bizim evliliğimiz hiçbir zaman gerçek olmadı. Hiçbir zaman. Evet. Bunu sadece ikimiz biliyoruz ama. Sen ve ben. Diğerleri bilmiyor. Daha benimle boşanmadan gidiyorsun bir ilişkiye başlıyorsun. Basında hamile haberleri yazılıyor, çiziliyor. Hadi bunlar da bir yana... Bir de evlenme teklifi ediyorsun. Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Beni ve ailemi. Ben sana aylardır ne dedim? Hı? Boşanalım dedim. Bitsin bu iş artık dedim, değil mi? Peki sen bana ne dedin? Tamam, boşanalım dedin. Ve mahkemeye gittik. Yani sen gelmedin, avukatın geldi. Boşanmak istediğini söyledi. Ben de boşanmak istediğimi söyledim ve hakim bizi boşadı. Ve ben de boşandıktan sonra Feris'e evlenme teklif ettim. Ben yanlış bir şey yapmadım ne sana ne de ailene. Anlamadığım bir şekilde boşanmaktan vazgeçtim. Yani aklımın ucuna bile gelmiyordu ama... Böyle bir şey neden yaptığını hala anlamış değilim açıkçası. Ve ben senin yüzünden Feris'e yalan söyledim. Benim yüzümden? Evet, senin yüzünden. Ya Melisa, ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Neden vazgeçtiğini söyle. Ne istediğini söyle, anlaşalım, bitirelim bu işi. Düşüneceğim. Ya neyi düşüneceksin? Anlamıyorum. Ne düşüneceksin Melisa?
Böyle konuşmaya devam edersen düşünmekten de vazgeçeceğim. Ne yaparsan yap. Sonsuza kadar sürmüşüm, tamam mı? Ben senin yerinde olsam bu işi daha fazla uzatmazdım. Çünkü uzadıkça çirkinleşecek. Avukatımla konuş, ne istediğini söyle, bitsin bu iş. Pardon, hesap alabilir miyim? Serkan'la beraber geleceğinizi bilmiyordum. Birlikte gelmedik. Benim burada olduğumdan haberi yok. Tebrik ederim. Evleniyormuşsunuz. Çok havalı bir teklifti. Çok kıskandım. Ben imalı konuşmalardan pek hoşlanmam. İma yok. Gerçekten güzel bir teklifti. Zaten Serkan incedir. Düşünür böyle şeyleri. Neyse. Madem Serkan bilmiyor geldiğini, ben sorayım. Neden geldin? Bunu senin söylemen gerekir. Niye? Serkan söylemedi mi? Hayır. Senden duymak istiyorum. Ajansla ilgili halledemediğiniz bir durum mu var? Ya da ortak işlerinizle ilgili bir sıkıntı mı çıktı? Bilmek istiyorum. Gerçekten. Var. Ama işle ilgili değil. Özel hayatımızla ilgili. Evliliğimizle ilgili. Boşandıktan sonra böyle bir şeyin peşine düşmüş olman biraz garip değil mi? Kesinlikle garip olurdu. Boşanmış olsaydık. Sana söylemedim mi? Biz boşanmadık. Hala evliyiz. Doğru değil bu. Seni üzmek istemem ama maalesef doğru bu. Kendisine sor. O söylesin.